Merhaba değerli izleyiciler, kayıt dışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir ara verdik, bir hafta ve yeniden karşınızdayız. Ekranlarınızda olmaktan, evlerinize konuk olmaktan son derece mutluyuz. Hem kayıt dışında çok sevilen bir konuğumuz var, hem de sosyal medyada takip eden ebeveynler özellikle çok iyi bilecektir. Benim de çok severek takip ettiğim bir konuğumuz var bu hafta. Konuklarımızı takdim edeceğim, zaten konularımızı da böylelikle belirlemiş olacağız. Zaten siz de anlamış olacaksınız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Algı Araştırmaları Merkezi, Alarm kurucusu mu diyelim, doçent doktor Sefer Darıcı hocamız bizimle. Hoş geldiniz. Hoş sevgili buldum, hocam. Kurucusunuz değil mi hocam? Evet. Evet. Algı Araştırmaları Merkezi'nde kurucusu aynı zamanda. Ve az önce söylediğim gibi benim de aylardır çok severek bir ebeveyn sorumluluğu gereği aynı zamanda takip ettiğim çok değerli bir konuğumuz. Kayıt dışında ilk kez ağırlayacağız kendilerini ama eminim takip etmemiş olanlarınız varsa gözden kaçırmış, bundan sonra takip edecektir. Çok değerli bir konuk kendileri. Yüksek Mimar, Bilişimci ve Dijital Baba sayfasının da aynı zamanda yöneticisi Sayın Orhan Toker bizimle. Dijital Baba Orhan Toker, öyle biliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadınız. Estağfurullah, kayıt dışında ben çünkü teşekkür ederim. Konuları, dijital tehlikeyi, ebeveynliği dijital mecrada, ebeveyn olmayı o kadar güzel işliyorsunuz ki kendinizle bir baba olarak. Hem o samimiyeti görüyoruz sizin paylaşımlarınızda, hem de öğreniyoruz. O yüzden ben anne olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Hocam zaten seneler evvel bugün konuşacağımız birçok konuyu, bir kültür benim için bu kitap. Artık hocamız açtığı için bu yolu dönüp dönüp tekrar bunu konuşmuyor. Çünkü ben diyor bu kitabı hediye ettim zaten. Buradaki bilgileri zaten hediye ettim. Ve bu konularla ilgili zaten sürekli güncellemeler var. O yüzden en başa dönüp bunları konuşmuyor ama bu kitaplar, psikolojik virüs ve subliminal işgal kitapları bu alanda Türkiye'de ilktir, tektir. O yüzden hakkını teslim etmek lazım. Ama Dijital Baba Orhan Toker'in kitabı yoldayken, hazırlık aşamasındayken biz Sefer Darıcı hocamızın kitaplarını şöyle bir hatırlatalım size. Şok Reklamcılık, Hiç Beklemediğim Bir Anda yine hocamızın imzasıyla. Çünkü bu subliminal meselesi satış pazarlamayı da ilgilendiren tabii bir mesele. Yani zaten profesyonel çerçevede kullanıldığında bir sakınca ihtiva etmeyebilir. Biz zihinleri işgal meselesini konuşuyoruz. Özellikle çocukları. Bugün de konuşacağız. İşte o zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bilinçaltı reklamcılık ve iletişim teknikleri yine hocamızın uzmanlığında yazdığı bir kitap. Medya terimleri sözlüğü, bizim gibi ekran yüzlerinin yapımcıların el kitabı olması gereken bir kitap aynı zamanda. İletişim konusunda yine çok önemli bir kitap. Doktor Emre Akça ile birlikte imzasını attı hocamızın. Kesintisiz iletişim, beyninizle bedeniniz buluşuyor. Ve maşallah hocam, şeytanın al dediği yine Sefer Darıcı hocamızın imzasıyla bakın şöyle bir kitabı daha. Bunu zaten göstermişiz hocam, bu iki tane olmuş. Bir iki tanesini de unuttum, yanımda getiremedim. Öyle mi? Daha hangileri? Benim okumadığım beden kitap. Beden diliyle ilgili olan vardı yine. Yeni. Bir roman vardı, evet. Hayırlı olsun hocam. Severiz beden dili, etkili iletişim, o alanlar. Emrah hocayla beraber yazdığımızın farklı bir şeyiydi. Onu daha sonra inşallah getireyim size. Aynısını genişletilmiş baskısı gibi bir şey mi? Yoksa yine aynı içerikte yeni bilgilerle mi? Yani bunu farklı bir formatta yeniden şimdi şey yapıyoruz, ele alıyoruz. Bir dahaki konukluğunuzda inşallah onu da alalım. Sosyal medyada da konuşalım. Şimdi... Dijital Baba'nın paylaşımlarında mesela görüyorsunuz bu dijital sapkınlık meselesi, çok keskin çizgilerle net bir şekilde söylüyorum. Bunların dijital sapkınlığın, dijital sapıkların hatta çok çocuklara ulaşma yöntemleri, biz farkında olmadan acaba olabilir miyiz? Bunun yollarını konuşacağız. Neler? İçerik üretici uygulamaları konuşacağız. Hiç sevmediğimiz, kayıt dışında zaman zaman evet olması gerekiyor belki bu içerik üretici platformların ama kullanımına baktığınız zaman ve neye hizmet ettiğine baktığınız zaman hakikaten çığırından çıkmış durumda. Bunları konuşacağız birazdan. Algı çalışmalarını konuşacağız, algı operasyonlarını konuşacağız, savaşların algı ayağını konuşacağız ki geçmişte bu çerçevede Sefer hocamızda çok kıymetli arşivlik yayınlarımız var.
Ukrayna-Rusya gerginliği, Yunanistan'la baktığınız zaman ben o kelimeyi şimdi algı olmasını kullanmayacağım ama bir süreçten geçiyoruz. Bununla ilgili o tarafın, komşu tarafın algı operasyonları gibi güncel konular var işlenmesi gereken. Sefer hocamızla bunları konuşacağız. Bilmediğimiz ne varsa konuşacağız. Etiketimiz bilmediğim. Evet, tweetlerinizi, sorularınızı, görüş önerilerinizi bekliyoruz. Bilmediğim. Etiketimiz bu değerli izleyiciler. Ekranlarda da göreceksiniz. Hem benim hesabımdan da paylaşabilirsiniz. Takip etmeyenler dediğim gibi çok daha fazla takipçisi var. Dijital Baba Orhan Toker'i de takip edebilir. Sefer Hocam Instagram'ı biraz zorla kullanıyor. Onu da söyleyeyim. Çok aktif değil, çok sevmiyor kullanmayı. Belli ölçülerde, değil mi? Bir akademisyen de kendisi aynı zamanda belli çerçevede kullanıyor. Yoğunlaştığım zaman diğer şeylerden vakit ayırmam evet. gerekiyor. Daha çok böyle hani projelere şu ara... makalelere, kitaplara biraz daha ağırlık vereyim istiyorum. Çünkü ister istemez o vaktin nasıl geçtiğini orada anlamayabiliyorsunuz. Sonra işte o vakit, kıymetli vakit gitmiş oluyor. Yerine o vakti de yeniden telafi edemiyorsunuz. Yerine başka bir şey koyamıyorsunuz. O açıdan hani kontrollü gitmek her zaman önemli. Evet kullanalım ama kontrollü kullanalım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndesiniz hocam. Öğretim üyesiniz ama o kadar çok çalışmanız var ki algı araştırmaları merkezi bunlardan biri ama Davranış analizi birimi de galiba evet, evet. çalışmaları devam evet. eden bir birim. Orhan Bey'i bekletirken ben şöyle bir sorayım. Son çalışmalar neler? Şimdi algı araştırmalarını konuşacağız, algı operasyonlarını konuşacağız ama sizin kriz yönetimiyle ilgili çalışmalarınız da var. Şu anda ne durumda? Onunla şöyle bir giriş yapalım. Yavaş yavaş evet. dijitale doğru dönelim. Özellikle onunla alakalı bir şu an bir senaryo havuzu oluşturma durumu söz konusu. Türkiye'de özellikle farklı alanlarda hem geleceğe yönelik yöneticilerin karar verme noktasında elini kuvvetlendirebilmek hem de Türkiye'yi özellikle çok iyi ilgilendiren gerek ulusal konularda gerekse uluslararası konularda acil ve ehemmiyeti olan durumlarda nasıl davranılması ve krizin mevcut olabilecek öngörülemeyen bir krizin gerçekleşmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve buna ilişkin tüm birimlerin entegre bir şekilde nasıl çalışabileceğine ilişkin bir senaryo havuzu şu an geliştiriyoruz. Tabii bu bahsettiğimiz senaryolar risk değerlendirmesini yaparak geçmişin deneyimi, halihazırdaki durum, geleceğe ilişkin bir takım istatistiki değerlendirmeler yapılarak elde edilen ve bu yolda bir içeriği hazırlanan senaryolar. Tabii bu senaryolarda tabii öncelikle şunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim birazdan da onu konuşuruz. Artırılmış gerçekliği işte bunun içerisinde mümkün mertebe çok daha fazla kullanabilmek. Gerçeklik algısını o denli fazla bu krizin içerisinde yaşanıyormuş gibi gösterebilmek. Ya o afetleri mesela. Tabii onları. Simüle edebilmek. Sadece afetler değil. Yani içinde bulunduğumuz süreçte siz de programın başında bahsettiniz. Özellikle işte Ukrayna-Rusya savaşı veya işte Yunanistan'la olan durum. Bu birçok farklı alanda karşımıza çıkabiliyor. Sadece bunu bir krizin yaşandığı andan sonraki aşama olarak görmek, daha sonra buna hani kriz yaşandıktan sonra biz önlemimizi alalım, kriz yaşandıktan sonra biz buna ilişkin işte şeylerimizi alalım tarzında değil. Kriz yaşanmadan önce proaktif olarak bunun önlemini almak ve krize de kriz yaşandığı anda hazırlıklı olabilmek, ne yapacağını bilmek ve bu deneyimi, bu tecrübeyi kazanabilmek açısından çok çok önemli. Özellikle bu iç güvenlik yönetiminde oldukça önemli bir konu. Ayrıca tabii farklı kurumlarda özellikle bu süreçte gerek seminerler gerekse eğitimler de verdik. Özellikle İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilişim açısından hocam gerçekten çok güzel ve çok ciddi ve çok da sağlam bir altyapıları söz konusu. Ve dışarıdan sorduğunuz zaman insanlar genellikle işte nüfus vatandaşlık işleri dediğiniz zaman kendisine kimlik veren yer olarak sadece bunu algılar, görür. Ancak öyle değil. Yani ölüme kadar ve hatta ölümden sonra dahi birçok bilginin, kaydın orada tutulduğu ve devletleri devlet yapan bir yerdeki varlığını aslında gerçekleştiren nüfusa ilişkin kayıtların tutulduğu ve birçok bu anlamdaki belgenin dijital ortama aktarıldığı bir birim ve o denli işin dijital boyutuyla ilgililer ki
bütün teknik altyapı noktasında her türlü önlem alınmış durumda ve ben kendim gittiğimde Sayın Genel Müdürle görüştüğümüzde de bunu bizzat gördüm. Çok ciddi ve beni de çok umutlandıran, geleceğe yönelik umutlandıran bir çerçeve gördüm orada, bir tablo gördüm. İnşallah bu artarak da devam eder diyorum. Tabii onların özellikle afet ve kriz durumlarında mekansal olarak o tespitine yönelik hemen bilgilerin getirilmesine yönelik altyapıları da söz konusu. Tabii bundan daha farklı olarak İçişleri Bakanlığı'nda GAMER diye bir birim var. Ve daha önceki programlarda hatırlıyorsunuz konuşmuştuk, bir işte filmden bahsetmiştik ve gelecekte suçun önlenmesine ilişkin çalışmalardan bahsetmiştik. Burada hem olay öncesi hem olay sırası hem de olay sonrasında Türkiye'nin tamamını ilgilendiren herhangi bir konuda önceden önlem alma ve senaryolar geliştirme durumu da söz konusu. Tabii bu senaryolar oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de 81 ilde bu anlamda konuşlandı GAMER. Ama şu noktada özellikle senaryoların geliştirilmesi, senaryoların etkin bir şekilde yani attığınız taş bu anlamda ürküttüğünüz şeye değmeli. Bu anlamda gerçekten çok çok önemli bir kurum. Ve GAMER'in yapacağı bu tarzdaki senaryolar ve oluşturacağı senaryolara ilişkin eylem planları ve gelecekte böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman nasıl davranılması gerektiğine veya neyin olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye'de özellikle ilerleyen süreçte hele ki şu içinde bulunduğumuz risk ortamlarını, kriz ortamlarını düşündüğünüzde yani bir işte Çin'de bir kelebek kanat çırptığında tufana dönüşen, bir fırtınaya dönüşen bir ortamda, evet, bir dünyada bu çok çok önemli. Ve özellikle burada asıl bu arkadaşların odaklanması gereken noktanın ise Nicholas Taleb'in siyah kuğusunda bahsettiği gibi. Şimdi mesela ben size bir kuğu hayal edin desem nasıl bir kuğu hayal edersiniz? İşte beyaz bir kuğu değil mi süzülüyor? İşte siyah kuğu metaforunu bu yüzden ön plana koyuyor. Karşınıza bir siyah kuğunun aslında çıkabileceğini, varlığını dahi bilmediğiniz bir riskin karşınızda belirleyebileceğini önceden düşünerek hareket etmek zorundasınız. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde her gün sosyal medyada, her gün haberlerde görüyorsunuz. Türkiye'nin farklı farklı noktalarında, farklı farklı ülkelerle, farklı farklı durumlarla nasıl yüz yüze geldiğini ve bu durumları çözme çabasını, ayrıca yurt dışında gerçekleşen olayların artık sanki sizin ülkenizde gerçekleşiyormuş gibi sizleri nasıl etkilediğini çok daha derinden hissetmeye başladık. Özellikle, aynı zamanda algı operasyonunda tavan yapmış halini gördük. Tabii, bu salgının başlangıcı içinde. Yani onları da gördük. Evet. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'de bu anlamda kamu kuruluşlarındaki her kurumun sosyal medya kullanımları, kamuda sosyal medya kullanımı, bunlar bakın ayrı bir konu. Mutlaka bu anlamda ciddi eğitimin alınması gerekiyor. Bunlar ayrı ama senaryo konusu çok çok ciddi. Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının kendi iç perspektifinden bu senaryolarını oluşturup buna ilişkin önlemleri alması. Ama bu senaryo işte ben oturayım yazayım, ben çok güzel yazarım falan tarzı bir şey değil. Tabii Tom Cruise'un şu azınlık raporunu kastettiniz değil mi hocam? Evet, orada tabii absürt olan medyumlara danışılarak, ama sizin burada kastettiğiniz tamamen, farklı bir şey. Tamamen bilimsel yöntemler. Bilimsel yöntemler ama tabii, bu cinayet işleyecek olanın ya önceden görmek gibi bir şey değil. Tam olarak hangi alanlar Mesela bununla ilgili ABD'de yapılan bir çalışma var. Özellikle sosyal medya üzerinden kişilerin atmış oldukları tweetlerin sentiment analizi. Bilişim suçları da var. Tabii sentiment analizi yaparak duygusal yoğunluk veya şiddete dönüşme ihtimaline ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Eğer bu oran belli bir noktada ise ilgili bölgeye polis ekibinin gönderilmesi ve bu noktada birçok suç aslında önlenmiş de oldu. Hmm. Bunu sadece o açıdan da düşünmeyin. Yani herhangi bir karşılaştığımız bir kriz veya bir farklı bir durum bizi çok değişik noktalardan vurabiliyor. Ekonomik olarak vurabiliyor, sosyolojik olarak vurabiliyor, toplumun algısı bakımından vurabiliyor, toplumun devlete güveni açısından bunu bir karşılığı olabiliyor. Yani çok farklı alanlarda bu sirayet edebiliyor. Hatta Türkiye'nin yurt dışındaki algısı, yurt dışında nasıl algılandığı noktasında da bu bizi etkileyebiliyor. Demek ki biz olayları ve durumları önceden öngörebilmeye ilişkin bir yapı, bir çerçeve gerçekleştirirsek gelecekte buna ilişkin çok daha ciddi adımlar atabiliriz. Geçen ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde Houston Üniversitesi'nden Alexandra Whittington'la bir söyleşi gerçekleştirdim. O da Forbes'ın dünyanın en etkili 50 kadın fütüristi arasındadır. Ve onunla da konuştuk. Ve o da
artık nasıl ki işletmeler kendi gelecekleriyle ilgili bir kaygı durumu olmaksızın hala hazırda bütün bu senaryolara hazır olmak, bütün durumlara hazır olmak için çeşitli yatırımlar yapıyorsa, bunu da kendi geleceğini kurtarmak adına yapıyor ise artık kurumlar da mutlaka bunu ele almalı. Hmm. Türkiye'de üniversiteler bu anlamda kamu kurumları yaşayabilecekleri olası kriz durumlarının neler olabileceğini bu anlamda ortaya koymalı ve geleceğe ilişkin daha şimdiden proaktif önlemlerini almalı ve hatta personelinden tutun en üst düzeydeki yöneticisine kadar nasıl davranması gerektiğini bilmeli. Kriz süreçlerinde sosyal medya yönetimi hayati önem taşıyor artık. Ya bu kamuda ciddi bir problem. Evet. Yani kamudaki özellikle kamu hesaplarının kullanılması noktasında, yani gittiğim yerlerden görüyorum bunu. İlgili işte müdürlüklerin, birimlerin sosyal medya hesapları, ya bu sosyal medya hesaplarından çok farklı paylaşımlar olabiliyor veya kişi işte şahsi hesabıyla işte kamu hesabını aynı telefonda kullanabiliyor. Yani bakın, hani bugün özellikle dijital profillemeden de bahsederiz. Bugün kamuya ilişkin birçok verinin bu anlamda gizli kalması gereken, kişiler arasında kalması gereken birçok verinin bu tarzdaki birçok paylaşım platformu vasıtasıyla kurum içindekilerin birbirleriyle irtibat kurabilmeleri amacıyla işlerin daha hızlı yürütülebilmesi noktasında çok aşırı şekilde kullanıldığını ve hatta bazen gizli damgalı birçok belgenin dahi çeşitli uygulamalar aracılığıyla, WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla gönderildiğini görüyorsunuz. Buna ilişkin daha önce biliyorsunuz DİP ile alakalı bir şeyler, farklı şeyler konuşuldu. WhatsApp ile ilgili konuştuk. İşte Türkiye'de temsilci bulundurulması noktasını konuştuk. Yani bakın, alışkanlıklar kazanıldıktan sonra evet, Türkiye'de bununla ilgili özellikle bu WhatsApp yazışma programı gibi çok ciddi bir yazışma programı var. Ama kullanım alışkanlığı personele bu anlamda ne yapılamadı? Kazandırılamadı. Çünkü bakın, belki alışkanlık diyoruz. Belki de o kadar önemli diyoruz. Olacağı öngörülemedi. Bakın, tamamen alışkanlıklar, biliyor musunuz? Tamamen arayüzü, tamamen kullanım şekli. Aynı zamanda o yazılımla başkalarıyla da, yani kamunun dışındaki kişilerle de hızlı bir şekilde orada irtibat kurabilmesi tamamen alışkanlıklar, tutumlarla alakalı bir şey. Ve bunu oturtmaya gerçekten çalışmak gerekiyor. Çok ufak gördüğünüz bir Recorded Future gibi kuruluşların yaptığı, bakın bir devlet başkanının basın bültenlerinden tutun, etrafındaki korumalarının veya gideceği güzergahtaki kişilerin konum bilgilerinden, paylaşılan içeriklerdeki görsellerin nerede çekildiğinden tutun herhangi bir başka bilgiye kadar, en ufak bir istihbari bilgi bu anlamda algı yönetimi açısından çok çok önemli olabilir ve bunlar kullanılır. Bunlar politik, yarın bir gün karşınıza Allah korusun bir savaş durumu olduğu zaman karşınıza böyle çıkar ve ha, o zaman dersiniz ki bu durum. Yani bunu, hani sosyal medyanın özellikle kamuda kullanımı derken de onu kastediyorum zaten. Yani mesela bir bakıyorsunuz işte şeyde, Suriye'deki şeyde gördük. Yani askerin, polisin, Amerikan kamu görevlilerinin. İstihbarat servisinin üstelik. Yani bulundukları bölgelerden, siperden veya bulundukları araziden, arkada alet, edevat, teçhizat, askeri malzeme görürken özellikle paylaşım yapmaları. Bir de resmi mesela kurumların bunlar, yani mesela o zaman Amerikan İstihbarat Servisi'nin Irak Savaşı'na kamuoyunu ikna etmek için kullandığı görüntülerde sizinle konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Tabii. Resmi kaynaklardan manipüle etmek için kullanılan görüntüler olduğu zaman işte hadi işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Tabii. Hocam bir Orhan hocamıza da döneyim. Ben çok yine konuştum, kusura bakmayın. Yani, WhatsApp'la gizli belge mi, devletin gizli belgesi mi gönderilmiş efendim? Damgalı yani birçok bu tarzdaki yazışmalarda bunlar gönderilebiliyor. Bizlerin hani bazen şahit oldukları olabiliyor, denk geldikleri olabiliyor ama bunun yanlış olduğunu, özellikle sadece belgenin gönderilmesi aslında önemli değil. Bakın, formatif bir belge belirli ama bir baktığın zaman yapılacak da olan bir herhangi bir işe veya işleme yönelik olarak herhangi bir şeyin bu anlamda yazılması dahi bir bilgi aslında baktığınız zaman. Her ne kadar siz uçtan uca korunduğunu söylüyorsanız dahi. Dezenformatif bilgiler dedik çünkü sanal bir gerçeklik yaratarak toplumun akışını istediği yöne sevk ettirme amacı taşıyor. Biz de böyle hocanın söylediği gibi kriz anlarında bunu daha çok yaşıyoruz. Salgınlar, savaşlar filan ya da sokak olaylarının tetiklenmesi ya da muhalif düşüncenin bu tür manipülatif haberlerle köpürtülmesi gibi birçok alanda, ama özellikle kriz anlarında yaşıyoruz bunları. Çok iyi bir yerde virgül koyduk hocam. Bu arada şimdi bilişim suçları dedim az önce. Baktığınız zaman Orhan Bey o kadar çok şey, aslında bir hukukçu da, hukukçuyla da belki başka program, yine bilişim hukukçusuyla da yapalım. O kadar çok şey bilişim hukukuna giriyor ya da girmeli ki
Çünkü zamanı birinde söylenmiş, şimdi öyle bir haldeyiz ki size sık olmuyordur zannediyorum paylaşımlarınız itibariyle, ama bireysel bizim paylaşımlarımızda mesela kendi adıma söyleyeyim. Hakikaten yüz yüzeyken söylemeye belki cesaret etmeyeceği şeyleri insanlar söyleyebiliyor. Ne saçmalamışsın sen? Mesela yani en kibarını ekranda olduğumuz için söylüyorum. Yani mümkün değil. Ne arkadaşı arkadaşı söyler bunu, ne de tanımadığı birine söyler. O kadar çok kontrolsüz bir alan ki, nasıl bu kadar soft geçiş yapabildik bu jenerasyon olarak, ben algılamakta güçlük çekiyorum, kutluyorum bizi. İyi kullanan, iyi kullanmaya çalışanları. Ama bir de çocuklar meselesi var işte. Onları denetleyememe meselesi var. Dijital anne babalar var. Telefon, dijital öğretmenler haline getirdiğimiz şu aynı zamanda bir bomba haline gelen şu cihazlar var. Dijitalden uzak tutmamız mümkün değil. Çünkü eğitim öğretimin bir parçası oldu. Aynı zamanda bu temelde meslekler gelişiyor, gelişecek de. Bunu kullanmak bu hayatımızın bir parçası. Hele ki onların. Peki tehlike nerede başlıyor diye ben genel bir soru sorayım. Bunun içinde sapkınlık, K-pop biliyorum, her şeyi konuşacağız ama nerede başlıyor tehlike özellikle çocuklar için? Son dönemlerde gördük ki tehlike daha çocuk doğarken hastanede başlıyor. Bravo. Ne yazık ki hala şu en son olayda bebeğin kime ait olduğunu öğrenemedik. Korkunçtu. Gördüğümüz kadarıyla bebeklerimizin de artık fotoğrafı çekilip bir başkasının bebeğiymiş gibi servis edilebiliyor. Bunları gördük. Ancak şöyle bir algı yaratılıyor. Diyorlar ki işte çocuğumuz doğduğunda zaten hemen onun fotoğrafını çekiyoruz. Ekranla karşılaşmaması mümkün değil. İşte görüntülü görüşme için kullanıyoruz. Yani söylediklerimizin pek pratikte uygulanabilirliği yok diyorlar. İlk 36 ay ekran olmasın dediğimizde. Ancak tehlike şu. Anne babalar teknolojiyi kabulleniyorlar. Hani hayatımızın bir gerçeği olarak kabulleniyorlar. Ancak çocuklara teknolojiyi sadece tek yanıyla gösteriyorlar. Yani çocuk mesela ağladığı zaman yemek yemesi için, susturmak için, ne bileyim doktora gittiği zaman iğne yapılırken kullanıyorlar. İşte işten mesela anne çalışıyorsa evde bebeği avutamıyor mesela, bak o anda bakımını kim veriyorsa annesi görüntülü bağlanarak avutuyor. Şimdi çocukta şöyle bir algı yaratıyor. Ben ne zaman içim sıkılırsa ya da başım ne zaman sıkışırsa teknoloji beni avutuyor, teknoloji beni kurtarıyor. Yani yemek yiyemezsem, endişelenirsem, sıkılırsam, ne bileyim kendim bilerek arıza çıkarırsam teknoloji beni kurtarıyor diye düşünüyor. Halbuki biz çocuğa şu yönünü hiç göstermiyoruz. Teknoloji bu yanıyla da sana faydası var. Bir şeyler öğrenebilirsin ya da çok kritik bir hastalığın daha önceden haberini verebilecek şekilde, demin hocamın söylediği gibi o alanda da, sağlık alanında da kullanılabilir. Dünyanın ta öbür ucunda bir doktorun tavsiyesi teknolojiyle alınabilir. Hiç doktoru görmeden evinizden de çocuğun işte bir artık kızarıklığını gösterip hemen doktorunuza danışabiliyorsunuz. Bu yönleriyle de kullanabilir ama maalesef biz çocuğumuza hep onun sıkıştığı zaman, sıkıntılı bir durumunda onu kurtaracak bir şey bir gösteriyoruz. Çocuklar da depresif durumlarında teknolojiye yöneliyorlar. Asıl tehlike bu. Teknoloji firmaları da bunu çok iyi kullanıyor. Çocukları sürekli depresif halde tutmayı başarıyorlar. Depresif haldeyken çocukta sarıldığı ağrı kesici ne? Teknoloji. Teknolojiyi daha çok kullanıyor. En büyük tehlike bu. Sakinleştirici oluyor bir yandan çocuklar için. Sizinle ön görüşmemizde söylediğiniz, çocukları önce elimizden alıp onlara teslim etmek durumunda bırakıp ondan sonra da çocukların gelişimini yönetmeye başlama süreci var. Yani bir performans çağında yaşıyoruz. Herkes hızlı yaşıyor. Herkes daha çok para kazanma, herkes kendisini daha fazla tanıtma çağında. Bu ebeveynleri çocuklardan maalesef uzaklaştırıyor. Çünkü öbür şeyleri yaparken çocuklarımıza ayırdığımız vakit gitgide azalıyor. Dolayısıyla çocuklara kim vakit ayırıyor? Teknoloji şirketleri vakit ayırıyor. Bunların istediği oydu. Yani bu zemini hazırladılar diyorsunuz ve şimdi yani istediklerini empoze etmeye başladılar. İlk başta bunları istediklerini sanmıyorum ama aldıkları sonuçlardan sonra hemen tabii o yöne daha fazla yatırım yaptıkları bir kesin, gerçek. Yani bunu ilk baştan kasıtlı yaptıklarını düşünmüyorum ama bu sonuçlar alınca, hele pandemide, yatırımların tamamını bu yöne yönelttiler. Mesela
fiziki bir takım rahatsızlıklar verdiğini farklı uzmanlarla, nörologlarla konuşuyoruz. Kayıt dışında da konuşuyoruz. O zararlı ışınların, yanıp sönen efektlerin çocuklarda özellikle dikkat dağınıklığı, odaklanma gibi sorunlar eğer varsa tetiklediği, daha da artırdığı, yoksa bunlara meylettirdiği çocukları gibi veya bir takım başka sinirsel ya da işte nörolojik rahatsızlığı varsa bunları tetiklediği, işte SARA gibi mesela. Bunlar ayrı bir zaten risk alanı, ama bir de psikolojik olarak çocukları etkilemesi söz konusu. Bizim kaç senedir hocamla ilk belki de konuşmaya başladığımız başka uzmanlarımıza buradan selam olsun. İşte bir cinsiyetsizlik projesi diyorduk yıllar evvel. Komplo teorisi denilip itibarsızlaştırmaya çalışılıyordu. Kıymetli hocalarımızın arkasında durduk ve bugün bunun çok hızlı bir şekilde hayatımıza adapte edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi bu cümlemden sonra ben de linçleneceğim biliyorum ama öyle çok arkasında durarak emin olarak söylüyorum. Bunu hep işaret ederken şimdi bu cinsiyetsizlik projesiyle, aile kurumunu çökertmeye yönelik bu projeyle tamamen iç içeyiz. Yani bir öpüşme sahnesinde çocuğun gözünü kapatır ya da o içeriği açmazdık. Şimdi hayatın her alanında çocuklar yüz yüzeler, görmek istemediğimiz, çocuklarımızı uzak tutmak istediğimiz bu görüşte olanlar için bu manzarayla. Ve bu dijitalde tamamen açık ve sadece subliminalde değil, alenen artık servis edilir vaziyette. Ne yapacağız Orhan Hocam? Ya şimdi bu sabah gelirken şunu düşündüm. İşte sevgililer için bir gün var yılda. Anneler için bir gün var, babalar için bir gün var. Özel bu ay güne, içinde gerçi biz yani... Bazıları için bir ay oluyor bu. Ha evet, bir şey aylık, ay oldu 30, mesela. 30 günlük bir süreç boyunca kutlanıyor. Evet, Haziran'ın adı değişti hocam. Şimdi yani ben... Şimdi komplo teorileriymiş, onlara fazla girmiyorum. Artık biz girmiyorum. De ona komplo teorisi diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlara da biz itibar etmiyoruz. Yani artık itibar çünkü... etmesek de şimdi ben bu içeriklerin çocuklara ulaştırılmasına karşıyım. Yani sadece eşcinsel içeriğin değil, heteroseksüel içeriğinde çocuklara belli bir yaştan önce ulaştırılması işte erken ergenlik sorunlarını getiriyor. Çocuklarda cinsel kimlik bunalımları yaratıyor, cinsellik karmaşası, kaosu yaratabiliyor. Okullarda bunu sık sık görüyoruz. Bunu çok işliyorlar. İşte ne bileyim, çizgi filmlerle olsun, 3 yaşındaki bebeğe alınabilecek oyuncak var mesela. Erkek erkeğe, iki çift damat, evet, çift gelin, evlenmiş gibi yapılan oyuncaklar var. İşte yakında Barbie'nin üreticisi Mattel, şeyde Mayıs ayında hamile Ken'i üreteceğini duyurdu. Bir aşırı tepkiler üzerinde vazgeçtiler şimdilik ama çocuklara sürekli bu içerikleri ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani herkesin bir görüşü var. Diyorlar ki işte nüfusu fazla, nüfus üremesin ya da işte çekirdek ailedeki 5 kişilik çekirdek aileyi teke bölüp işte herkesi ayrı yaşayan hale getirip bireyler haline getirip daha fazla para kazanmak, daha fazla şey. Bunların ne olursa olsun çocuk psikolojisine etkisi çok olumsuz. Ne oluyor? Çocuklarda depresyon oluyor. Depresyonun sonrası da intihar düşüncesi oluyor çocuklarda. Çünkü baş edemedikleri düşünceler bunlar. Bizim yetişkinler olarak bile zor başa çıktığımız bazı düşünceler, bazı görüntüler servis ediliyor. Bunlarla çocuklar hiç baş edemiyorlar. Hele az önce söylediğim gibi aileler çocuklarından gitgide uzaklaştığı için bu baş edemedikleri şeyleri konuşabilecekleri, dertleşebilecekleri insanı da hemen yanlarında bulamayabiliyorlar. O anda ne yapıyorlar? Akranıyla konuşuyor. Akranı da çocuğa yol gösterecek bir konumda değil maalesef. Akranlarından daha da yanlış bilgiler alarak bu iş böyle çığ gibi, kar topu gibi büyüyor. Benim karşı olduğum yönü budur. Öbür yönlerini, yani bir bilim adamı, o konuya yoğunlaşmış bir insan olmadığım için yorum yapmayı istemiyorum. Yani çekiniyorum o konuda ama çocuklara cinsel içeriğin, her türlü cinsel içeriğin erken ulaştırılması psikolojik sorunlar yaratıyor. Tabii burada bir ekleyebilir miyim? Bilim insanı, o zaman bilim insanı dedim. Vallahi hocam niye es verdim? Acaba hocam konuşmak ister mi, istemez mi diye bir düşünerek. Şöyle buyurunuz. Tabii, Orhan Bey bir baba olarak burada kaygılarını aynı zamanda dile getiriyor. Hem de bu kaygılarını kendisi gibi bu kaygıları taşıyan insanlarla da paylaşarak ister istemez o çocuklarını hem koruma içgüdüsü hem de toplumu bu anlamda uyarma refleksiyle hareket ediyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Ataerkil bir
aile yapısından biz teknoerkil bir yapıya evrildik. Normalde aile toplumun kodlarını, toplumun evet. değer yargılarını, toplumun neye iyi, neye kötü dediğini, toplumun kendisini ne halde kabul edeceğini, ne halde kabul etmeyeceğini, toplumun içerisinde sevilen, sayılan bir birey, değer gören bir birey nasıl olacağını aktaran bir vazifesi vardı. Ataerkil yapı içerisinde. Ancak bireyselliğin ön plana çıkması, kapitalizmin sürekli insanın kendisine ait olanı çok daha fazla ön plana çıkartmaya ilişkin sürekli tetiklemesi ve her seferinde bu kullandığımız ürünlerden tutun kendimizi göstermemize kadar o dışarıya kendimizi yansıtma, kendimizi ön plana çıkartma, o bireyselliğin sürekli ön planda olması tüketim ürünlerinde dahi bir müddet sonra insanların bireyselliği çok daha üst bir kefeye tutarak aile yapısını çok daha fazla o denli değer vermemesine yol açtı. Tabii bunda bakın bu toplumsal bir dönüşüm, toplumsal bir değişim birden pat diye olmaz. Burada bahsettiğimiz şu değil. İşte milattan önce 5000 yılında bir kül tablet bulunmuş. Kül tableti o dönemin çok yaşlı bilge birisi yazmış. Kül tableti çeviriyorlar hani ne diyor burada, ne anlatıyor vesaire diye. Şimdiki gençler çok değişti yazıyor. Şimdi bakın ama bizim burada bahsettiğimiz değişim böyle bir değişim değil. Evet hani her dönemde daha ileri nesiller işte kendilerinden sonra gelen nesilleri eleştirmişlerdir. Yani bu ola gelmiştir. Ama bu bahsettiğimiz şu son 20-30 yıl içerisinde dünya genelinde teknolojinin çok hızlı gelişmesine paralel olarak bizim artık bu içeriklere yetişemediğimiz, teknolojinin içinde olan kişilerin dahi buna yetişemediği bir dünyadan ve böyle bir değişimden bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğim ataerkil yapı artık var olmadığı için ve aileler bu bireysellikten dolayı çok daha fazla satın alma, çok daha fazla tüketime yöneldikleri için kendi çocuklarıyla uğraşacak vakitleri yok. Hatta boş vakit kavramı dahi, boş vakit yani çocukla geçirilecek boş vakit kavramı dahi alışveriş merkezinde harcanacak vakte evrilmiş vaziyette. Boş vakit deyince akla gelen çocukla geçirilecek boş vakit alışveriş merkezine gitmek, orada işte oyun merkezinde oynatmak, yemeğini yedirmek, çocuğun geri dönmek. Çocukla konuşma değil bakın. Çocukla birebir etkileşimde olduğunuz bir oyunun içerisinde, dijitali bahsetmiyorum, bir oyunun içerisinde olma durumunuz değil. Yani bizim çocuğa ayırdığımız vakit gerçekten onun üzerindeki olan sorumluluğumuzu, sorumluluğumuzla alakalı hissettiğimiz algı değişti, farklılaştı. Çocuğa bu sefer ne yapıyorsunuz? Siz o vakti ayıramadığınız için yaşamış olduğunuz o vicdan azabıyla, içinizde hissettiğiniz o vicdan azabını gidermeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ona işte en son istediği bir tableti satın alıyorsunuz. Onu istediği AVM'ye götürüyorsunuz. Ona istediği ürünü aldırıyorsunuz. Ona istediği tüketim ürünü alıyorsunuz. Bir yandan içinizde yaşamış olduğunuz ona vakit ayıramamanın getirmiş olduğu o vicdani durumu telafi etmiş oluyorsunuz. Ama yine dijital bakın bu olacak. Şeyde de vardır. Çok zengin kimselerde de vardır. Böyle bağış yaparlar sağa sola. Kazanmış olduğu parayla ilgili o yaşamış olduğu vicdani şeyi vererek onu rahatlattığını düşünür. Kendisi o vicdanı durumu azalttığını düşünür. Bu ileride çok zengin olmasına gerek yok. Sıradan bir insanda da söz konusu olabilir. Yardımı o vicdani durumunu bastırmak için, onu geçiştirmek için yaptığı bir durum. Burada da öyle düşünün. Çocuğu aslında o durumu, o satın alma eylemini, o vicdani durumu yani ilgilenmesi gereken vakti ona harcamadığı, onunla o vakti geçirmediği, gerektiği gibi o ilgiyi gösteremediği için bu şekilde bastırma durumu da söz konusu. Ama sonuç itibariyle biz hani bu kadar mesela tehlikelerden, vesairelerden de hep bahsediyoruz. Yapılan birçok çalışmada da şu gösteriyor. Aile olarak gerçekten anne ve babanın veya işte büyük annenin, büyük babanın bulunmuş olduğu çekirdek aile yapılarında çocuğa eğer o değerler belirli yaşlar itibariyle aktarılırsa, çocuk doğruyu ve yanlışı bu anlamda bilerek yani büyük ise ileride verilecek olan bu tarzdaki biz buna aşılama diyoruz. Bu tarzdaki aşılamanın hiçbir etkisi olmayabiliyor. Bağışıklığı güçlü olacak. Farkına varabiliyor, belki zararını görüyor, belki hissediyor ama devamı olmayabiliyor.
Bir ara daha sonra devam edelim tamam. Hocam. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Efendim kayıt dışına devam ediyoruz. Gerçekten özellikle ebeveynlerin çok ilgisini çeken alanlar. Diğer yandan kriz süreçlerindeki savaş gibi, salgın gibi sosyal medyanın kullanılması, algı operasyonları, manipülatif haberler hepimizi ilgilendiren, hatta ulusal güvenlik düzeyine varan konular. O yüzden çok kıymetli bir program oluyor. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sefer Darıcı hocamızla birlikteyiz. Yüksek mimar, bilişimci, dijital baba diye tanıyorsun sosyal medyada. Dijital baba sayfasının yöneticisi Orhan Toker'le birlikteyiz. Ve devam ediyoruz. Şimdi algı operasyonu, bu arada hemen bilmediğim diye hashtagimizi de hatırlatayım. Etiketimiz bilmediğim. Buradan sorularınızı, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Takipçisi oluyoruz. Şimdi savaş süreçlerine, savaşın algı ayağına geçeceğiz ama hazır dijitaldeyken oradan biraz müsaadenizle devam edelim isterim. Çocuklarımızın, siz sayfanızda da paylaşımlarınızda da uyarıyorsunuz. Çocuklarımızın görsellerini sosyal medyada kullanmamıza farklı perspektiflerden uyarılar geliyor. Evet, bunu kontrollü bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz bu doğrultuda. İçimizden geliyor. Doğum günü oluyor. Arkadaşlar var. Şu bu. Farklı gerekçelerle kullanıyoruz ama sizin çok sert uyarılarınız var bununla ilgili. Ve bunun ileriye dönük bazı bunu hocam da zannediyorum açacak. Olası riskleri de var. Şimdi biraz şu çocukların görsellerini sosyal medyada kullanma konusuna girelim mi? Nedir riskler? Evet. Dün bir takipçimden bir şey geldi. Belediye otobüsünde hemen yanlarında oturan yaşlı 60 yaşlarında bir şahıs takipçimin kızının videosunu çekmeye kalkmış. İlk önce kadın demiş ki çekemezsiniz. Amma değerli kızın varmış işte ne olacak çekmedim deyip yalan söylemiş. Sonra kadın da benim çocuğum polis takibinde babasıyla ayrıyız. O nedenle tehlikeli lütfen silin dedikten sonra adam silmiş. Ama sonra bu yaşlı şahıs cebinden bir tornavida çıkarıp döndürmeye başlamış. Yani biraz tehditvari bir tavır. Başka bir koltuğa oturdum ondan sonra diyor. Şimdi bu insanlar her zaman aramızda yani. Çocuk parkında varlar, plajda varlar, evet. Sinemada varlar, otobüste arkamızda ayakta duruyor olabilirler. Bu insanlar hep var. Ancak biz bu insanları eskiden sadece çocuğumuzu onların önüne getirdiğimizde tehlikeliydi. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi çocuğumuzun fotoğrafını çekip dijital ortama koyduğumuz anda bu insanlar için eşsiz bir katalog oluşturmuş oluyoruz aslında. Yani istediğini evet. Seçip bulabilirsin, kullanabilirsin gibi bir katalog oluşturuyoruz. İnsanların bana tepkileri şöyle oluyor. Bu tür insanlar hep vardı. Bu insanlar var diye paylaşmayacağız mı diyorlar. Hırsız da var. Hırsız var diye evimizi her zaman evet. Kilitliyoruz dışarıya öyle çıkıyoruz. Şimdi neler olabilir? Kapının önüne sokağın ortasına bırakmıyorsunuz. Tabii yani gibi. Ya da mücevherlerimizin fotoğrafını çekip koyuyor muyuz? Ya da. Evde şu kadar altının var diye fotoğrafını paylaşıyor muyuz? Ama en değerlimizin fotoğraflarını çok rahat paylaşabiliyoruz. Neler var tehlikeler? En başta pedofillerin kullanımını açıyoruz. Yani pedofiller bunları tek fotoğraf olarak kullanabiliyorlar. Daha dün Ekşi Sözlük'te merak edenler araştırabilirler. Özellikle şu dolap gibi uygulamalarda artık isim verdim kusura bakmayın acemisiyim. Kullanılmış çorap satın alanlar var. Özellikle çorabı satın almadan önce çocuğun üzerinde görebilir miyim diyor. Kız çocuğuna giydirip ne kadar eski olduğu, yırtık pırtık olduğu önemli değil. Tanesine $100 verebilirim diyor eski kullanılmış bir çoraba. Sadece fotoğraf istiyorum diyor. Yine o demin az önce bahsettiğim platformda işte bu çorapları giydirilmiş belden aşağı sadece gözüken çocuklar için burada telaffuz etmeye dilimin dönmeyeceği, asla telaffuz edemeyeceğim sapıkça cümleler kullanılıyor. Yani bundan keyif alanlar var
Yani bir cinsel bir haz alanlar var. Birinci tehlike bu. İkincisi çocuk pornografisi sektörüne hizmet edebilirsiniz istemeyerek. Çocukların 2-3 açıdan alınmış görselleriyle artık çocuklar başka bir karaktere monte edilerek yüzleri, işte bu deepfake, tabii deepfake aslında diyoruz. Aslında 2-3 kare fotoğrafa bile şu an gerek yok hocam. Yani tek kare fotoğraf dahi bu anlamda onu yapabilir. Hatta çocuğun yani şu en son 7 saniyelik, 7-8 saniyelik bir ses kaydı dahi onun içerisinde devam edilebiliyor. Bir rahatlıkla uzun metrajlı bir çocuk pornografisi filminde çocuğunuzu görme olasınız var, Allah korusun. Bir başka tehlike de sanal çocuk kaçırma dediğimiz bir tehlike var. Evet, evet. Evet, yani şimdi nedir bu sanal çocuğun bebeğinin kaçırma? Doğduğu andan itibaren sürekli paylaşım yapan hesaplardan, açık hesaplardan bu çocukların fotoğrafları sağ tuşa basıp ya da bağlantıyı kopyala deyip başka bir uygulamayla indirilebiliyor biliyorsunuz. Hesap gizli olsa da bu yapılabiliyor. Öyle uygulamalar da var. Bu çocuğun bütün halleri sanki bir başka birisi, ebeveyni başka birisiymiş gibi, adam kendi çocuğu gibi yani ya da kadın bir profil oluşturuyor ve bu sanal bebek kaçırma deniyor buna. Kendi çocuğuymuş gibi doğurmuş, büyütüyor ya da evlat edinmiş, büyütüyor gibi paylaşıyor. Bunu ilk İngiltere'de ortaya çıktı. Bir kadın bebeğinin fotoğraflarını başka bir kadının bebeğiymiş gibi tesadüfen görüyor ve orada ilk ortaya çıkıyor bu kavram. Şu anda en çok başa gelen şeylerden biri bu. Bu da çok kolay anlaşılıyor aslında. Bebeğinizin herhangi bir fotoğrafını yükleyip bu fotoğraftan internette başka var mı diye arayan ufak tefek yazılımlar var. Tabii bu yazılımlara da ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz ama başka yerlerde paylaşılıp paylaşılmadığını görebiliyorsunuz. Şunu ben söylemek istiyorum. Instagram ya da sosyal medya dijital bir albüm değildir. Yani fotoğraflarınızı burada saklamayın. Albüm gibi kullanıyorsunuz. Evet, fotoğraflarınızı burada saklamayın. İnternete bir kere koyduğunuz fotoğrafı silseniz bile asla silinmiyor. Çoktan ekran görüntüsü alınmış ya da indirilmiş olabilir. Bu konulara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani sadece konu pedofili değil. Dediğimiz gibi sanal bebek kaçırma, çocuk pornografisi, hatta koruma altındaki çocuklar da ifşa edilmiş, açığa çıkmış olabiliyor. Kimler yapıyor çocuk paylaşımını? İşte anne babalar, öğretmenler, yardım kuruluşları ve çocuklar. Son şeyde duydum. Mesela buradan şehirden Köyceğiz'e, ne bileyim Ege'nin bir yerine gidip yerleşen aileler oradaki hayatlarını çekip YouTube'a koyarak para kazanıyorlar biliyorsunuz. Evet. Bir gelir kapısı da bu. Gelir olmamaya başlayınca ne yazık ki çocuklarını da artık paylaşımlar içine dahil ederek paylaşım etkileşimlerini arttırmaya çalışıyorlar. Bunlara bir son verilmesi. Hiç mi paylaşmayacağız? Paylaşacağız tabii ama hep beraberken 40 yılda bir paylaşılmış şeyle her anını paylaşmak, her şekliyle paylaşmak bir değil. Özellikle bu çocuk işçiliği açısından evet, bu hocam. Durum çok konuşuluyor. Yani bizzat çocuğun kendi anne babası tarafından sömürülmesine ilişkin olarak çok da tartışılan da bir konu aynı zamanda. Tabii çocuğun tam olarak kendi geleceği veya içinde bulunduğu durumla ilgili karar veremiyor oluşu. Ve çocuğun bu anlamda anne ve babasının ona söylemiş olduklarını, yapmasını söylemiş olduklarını doğru olarak kabul etmesi, bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Sadece burada Orhan Bey'in işte birkaç tane suç tipinden burada bahsetti. Onlar değil, onun dışında onlar çok önemli. Çok belki de hani gerçekten uç noktalar. Bütün bunların dışında özellikle uyuşturucuyla ilgili olan noktada emojiler üzerinden özellikle emoji bunun, alfabesi hatırlar mısınız? Tabii emojiler üzerinden yani ben narkotikteki arkadaşlara da şeyde hatta oyunlar. Antalya'da sizin memleketinizde onunla ilgili bir eğitim çalışması olmuştu. Yani sizin torbacıyı okulun dışında veya ara sokaklarda vesaire aramanıza gerek yok. Sosyal medyada zaten. Ve çok rahat bir şekilde siz emojiyle o talebi gönderdiğiniz zaman kargo ile evinize kadar gelebiliyor. Şimdi bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii sadece bu değil, kariyer klonlama. Kariyer sahtekarlıkları, sonra hırsızlıkla ilgili özellikle işte bir paylaşım yaptınız, işte nereye gideceğinizi söylediniz veya oraya gittiğinizi belirttiniz. Özellikle bunların da yani işte benim hesabımda zaten gizli bir hesap, işte beni 10 kişi görüyor, 20 kişi görüyor sadece diye düşünmeyin. Biraz önce bahsettiği gibi paylaşıldığı andan itibaren siz onu silseniz de bir anlamı olmayabilir.
O yüzden ve bazı uygulamaları özellikle yüklerken kabul etmiş olduğumuz bir takım şartlar, koşullar var. Eğer onları kabul etmezseniz zaten uygulama yüklenmiyor cihazınıza. Bir bakıyorsunuz aslında uygulamayla hiçbir alakası olmayabilen, işte ses kaydınızı isteyebiliyor, telefon rehberinize ulaşmayı isteyebiliyor veya işte fotoğraflarınıza, videolarınıza ulaşmayı isteyebiliyor ve size bunun altına diyor ki ben bunları bir veri olarak kullanacağım. Hı. Ve ilerleyen süreçte bunları atıyorum ticari amaçla kullanabilirim. Yani o sözleşmenin içine baktığınız zaman aslında bu var. Ama siz işte. Evet. Hemen tık 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 hemen uygulama yüklensin, bir an önce kullanmaya başlayayım dediğiniz zaman ve bunun dışında o kadar çok yerden farklı veri alınması söz konusu ki kullanmış olduğunuz nesnelerin interneti bağlamında, internete bağlı olan cihazlar, vermiş oldukları konum bilgileri, yer bilgileri ve bu cihazların kullanımları, sürekliliği, sizin diğer alışkanlıklarınız, paylaşmış olduğunuz fotoğraflarla bu nesne tanıma özellikle anlamında bunlar birleştirildiği zaman muazzam bir veri ortaya çıkıyor. Bu sadece ve satış ve pazarlama anlamında kullanılan, reklamcılık anlamında kullanılanlar değil. Hı. Bakın işin illegal boyutu açısından da ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Tabii burada çok seçici olmak gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Hangi anlamda? Herhangi paylaşım. Bir paylaşım yaparken, içerik paylaşım yaparken ve özellikle de şunun da farkında olmak gerekiyor. Yani evet, sizin çocuğunuzun olması tam anlamıyla bir, sizin onun üzerinde bir hakimiyetinizin olduğu, bir hükmünüzün olduğu, her dediğinizi yapacağı, bu anlamda yapması gereken bir robot olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğun ayrı bir kişiliği olduğunu ve bu kişiliğin gelişmesi gerektiğini ve bu kişiliğin gelişmesinden anne baba olarak ya, anayasal olarak da bir yasal olarak da bir sorumluluğunuzun olduğunun farkında olmanız gerekiyor. Şimdi hani biraz önce ataerkilden teknoerkile bireysellik dedik, ayrılma dedik. Bakın yavaş yavaş işte aile reddi gibi değil mi? Evet. O konular konuşulmaya başlıyor ve yarın bir gün bunun belirli bir noktada işte yasal bir hak olduğu, aile reddi durumunun bu anlamda söz konusu yaygınlaşması özellikle. Hı. Hukusal açıdan şu an belli kısaslar da var zaten de yaygınlaşması işte gerektiği empoze edilebilir. Yarın bir gün kişisel verileri koruma kanunu kapsamında benim belirli bir yaşta hükmümün geçmediği bir yaşta ailem benim fotoğraflarımı, içeriklerimi paylaşmış diye yarın bir gün dava konusu da olabilirsiniz. Dava açabilir çocuk aileye diyorsun. Yani özellikle bunu biraz önce mesela Orhan Bey öğretmenler dedi. Bu çok çok önemli. Çocuğun bu anlamda sadece çocuğun rızası değil, aynı zamanda ailesinin, anne babasının rızası alınmış olsa dahi bir içeriği, bir fotoğrafı paylaşma noktasını bin kere düşünmek gerekiyor. Ya bu paylaşımı kim yapıyorsa yapıyor. Yani doktoru yapabilir, masaj salonu yapabilir, kuaförü yapabilir, öğretmeni yapabilir. Bu bir insanın kişisel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi demektir. Evet, çocuk kişisel hayatının... Ve burada bilgiler veriyor. Çocuğun alışkanlıkları, ne yediği, ne yemediği. Hani bir anaokulunda bugün işte Yağız şunu yedi diyor. Yağız'ın ne sevdiğini, belki Yağız'ı kaçıracak insan seyrediyor olabilir. O zaman onun en sevdiği şeyi ona belki kaçırmak bir için de Orhan Bey, bu bilgiyi şunu, kullanabilir. Şunu farkında değiller. Yani bireysel olarak evet ben bunu yapıyorum. İşte belirli bir kitlem vesaire. Ya bu bütün toplumu nasıl etkileyebilir ki? Bütün toplum dediğin kişi zaten tek tek bireylerin toplumundan oluşuyor bu anlamda baktığınız zaman. Yani en zayıf halkamız kadar güçlüyüz yani mesela. Yani senin sadece paylaşmış olduğun içerisinde sadece senin bir anın yok. Senin tüketim alışkanlıkların, hı hı, var. Senin aile bağların var. Senin değer yargıların var. Senin inancın var. Yani birçok şey sosyolojik açıdan bir veri olarak da karşımıza çıkabiliyor bütün bunları topladığınız zaman. Diyorum ya, karşımızda şu an inanın toplumlardan, insanlardan veri alma konusunda şu an bir sıkıntı yok. Büyük veri var. Büyük verinin içerisinde mikro target'a, hedefe ulaşma noktasında bu veriyi analiz edip hedefe ulaşma aslında noktasında gerekli çalışmalar, yazılımlar vesaire şunlar bunlar üretiyor. Yani veri alma noktasında bir sıkıntı yok. Bakın bugüne kadar daha önce söyleyeyim, hiçbir istihbarat kuruluşu bu sosyal medya uygulamalarının yaptığı kadar başarılı olamamıştır. Kendi isteğinizle, gönüllü olarak kendinize ilişkin bilgileri, konum bilgilerinizden tutun,
satın aldıklarınıza ailemiz, kadar. Yerimiz, zevklerimiz, giydiğimiz, özellikle şunu şey. Satın aldım diye paylaşmasanız dahi evet. fotoğrafın içinde bunun olması sizin kullanım alışkanlığınızın nasıl olduğu şeklinde de bir bilgi verebilir. Yani bunu büyük bir çerçeve, büyük bir veri olarak düşünmek lazım. Ve bu veriler, efendim sadece bunlar işte bireysel olarak benimle ilgili, hayır toplumla ilgili ve hatta o toplumla ilgili yarın o topluma yönelik alınacak bir ekonomik tedbirle de alakalı. Yarın bir gün başka ülkelerle yapacağınız atıyorum görüşmelerde aslında o sizin toplumunuzun neyi eksik, zaafı ne, ihtiyacı ne, o bilginin diğer tarafa verilmesiyle de alakalı bir durum. Yani o yüzden hani özellikle kilit noktalarda olanlar, özellikle kilit noktalarda çalışanlar, kilit kamu görevlerinde çalışan kişilerin özellikle şahsi hesabı olsun veya genel hesabı olsun yapmış olduğu paylaşımı bin kez düşünüp bin kez kontrol edip ona göre yapması gerekiyor. Veyahut da yani zorunlu paylaşımlarda dahi görüyorsunuz. Bir fotoğraf karesinden sadece bir fotoğraf karesinden çok yüksek miktarda büyük miktarda veri elde edebilirsiniz. Bakın yani bir alışkanlığı, bir hesabı sürekli takip ettiğiniz zaman o kişi nereye gider, evet. ne yemekten hoşlanır, ne içer, saçını hangi sıklıkla tarar, ne yapar. Bakın hepsini, birçok şeyi oradan alabilirsiniz. Ve bu bilgileri toparladığınız zaman o kişiye ilişkin zaten birçok veri elde edebilirsiniz. Hı. Bunun bir noktası da dijital profilleme. Hı. Dijital profilleme bir kişinin... Aynı CV'si gibi siz CV'nizde istediğiniz kadar ben şöyleyim ben böyleyim diye evet. yazın. Sizin dijitalde bırakmış olduğunuz bütün izlerden yarın bir gün X bir işe başvurduğunuzu varsayalım. Ki bununla alakalı GDPR'da var, kişisel verileri koruma kanununda da tam anlamıyla olmasa dahi ki onunla ilgili ekstra şeyler gelmeli diye zaten düşünüyorum. Dijital profillemede sizin otomatik veri işlemeler ve sizin kendi isteğinizle yapmış olduğunuz kabullerdeki bütün verileri düşünün. Hı hı. Sosyal medya paylaşımları, satın almış olduğunuz ürünler vesaire 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 işte o bahsettiğim bütün veriler. Hı hı. Nesne tanımalar, tweet attığınız tweetler vesaire hepsini bir araya getirdiğiniz zaman siz istediğiniz kadar CV'nizde deyin ki yarın bir gün bir iş yerine başvuracaksınız. Ben şöyleyim böyleyim deyin. Orası ama sizin dijital olarak profiliniz bunun tam tersini söylüyor. Veya deyin ki efendim işte aracınıza sigorta yaptıracaksınız. Navigasyonunuz açık, aracınıza gidiyorsunuz. Ortalama hız bilginiz var. Yarın bir gün şirket size diyecek ki sen risk noktasında yükseldin. Çünkü hızlı araç kullanıyorsun. Navigasyon bilgin öyle söylüyor. Kaçışlı. Bu nedenle daha fazla ücret ödeyeceksin. Veyahut yediklerin, içtiklerin, kullanmış oldukların, harcadıkların, geçmişte yaşadığın hastalıklar. Bunu Türkiye'de 4-5 tane şirket şu an bununla ilgili başladı. Bütün bu veriler, yani sağlıkla ilgili bu veriler de dahil olmak üzere. Paylaştığın ilaç fotoğrafı, bilmem ne, bütün bunlar dahil olmak üzere. Bankadan yarın bir gün kredi almaya gideceksin. Tahmini ortalama işte yaş ömrün şu olacağını tahmin ediyor banka. Diyor ki sana bu krediyi verirsem sen bu krediyi geri ödemeden ölürsün diyor. Yediğin, içtiğin, alışkanlıkların vesairelerin, şunlar bunlar geçmiş sağlık kayıtların, yaşamış oldukların hepsi bunu gösteriyor. Sağlıklı bir hayatın yok, geceleri bakın bunu ABD'de şunun için kullanıyorlar dijital profillemeyi. Yani iyiye belki yani diyebileceğimiz, diyelim ki bir apartmandan daire kiralayacaksınız veya daire satın alacaksınız. Dijital bu anlamda şeyiniz, raporunu bunu hazırlayan şirketler var. Siz herhangi bir şekilde işte suçla ilgili herhangi bir şeye karışmış mısınız? Çocuklar için bir tehlike arz ediyor musunuz? Apartmandaki çocuklar için vesaire. Buna ilişkin bir şey geliyor. Black Mirror'daki o puanlama bölümü tabii tabii onun gibi devam ediyor. Onun gibi devam ediyor. Yani baktığınız zaman ama bir, iyi de olabilir diyorsunuz bazen. Ama tabii bunun ucu çok açık. Ya işte vatandaşlık ucu çok açık. Yani ticari olarak işte bunu bir banka riskle alakalı evet, kullanabilir. Evet. Ticari olarak bir sigorta şirketi bunu şeyle ilgili evet. kullanabilir. Sağlıkla ilgili yani sağlık sigortası ile ilgili olanlarda da bunu düşünün. Karşılaşabileceğiniz manzarayı. O yüzden dijital profillemeye ilişkin çok kesin hükümler ve kesin bu anlamda bir yasal mevzuatın olması gerekiyor. Bu çok farklı durumlara da çevrilebilir. Yani ideolojik olarak olaylara, durumlara bakış açınız. Hı hı. Yarın bir gün sizin farklı bir noktada bir kabulünüzü etkileyebilir veya başka bir şeyi etkileyebilir. O yüzden bütün bunları hani işte Twitter'da ne atmış diye sayfaya girerler de bakarlar ya eskisine en altlara kadar evet, inerler evet. vesaire. Bakın bunu bütün verileri farklı yerlerden aldığınız verileri birleştirip böyle bir CV'nin oluştuğunu düşünün.
Unutuyorsunuz zaten. Mesela karar verme durumlarında yönetici pozisyonuna başvurdunuz, karar verme durumlarında sabırlı mısın, değil misin, anında tepki mi gösteriyorsun, tepki, bir, o tarzda bir tweet mi attın, o tarzda bir içerik mi attın, beğendiğin içerikler neler? Hı-hı. Yani sen zannediyor musun işte ben herhangi bir beğenme yapmadım, söyleyici sadece baktın. 3-5 saniye fazla kaldıysan o verim bile önerilerden anlıyorsunuz. Yani sayfada ne kadar kaldı? Çok pahalı testlerle yapılıyordu insan kaynaklarında. İnanılmaz pahalı testlerle. Tercihler değil mi? Tabii tabii. Yani yönelimler. Kişiyi anlamak için şimdi bedavaya hepsi yapılıyor. Yani o kadar yani, basit. Yani yapmış olduğunuz mesela bununla ilgili çok farklı böyle yazılımlar var. Ve bunları tabii hukuksal altyapısı olan, hukuksal altyapısından işte yararlanarak bunu yapan şirketler söz konusu ama bir yandan da kişisel veri olması, bir yandan da kişinin kendisinin bu kişisel verinin kullanımına izin veriyor olması. Hı hı. Yani şirket bu anlamda şunu diyebiliyor. Kişi zaten şu uygulamayla ilgili şu okeyi vermiş, onayı vermiş. Ben bu veriyi diyor yasal olarak onun izniyle kullanabilirim diyor. Sen istediğin kadar ama ben böyle bir şey vermedim, yapmadım. Diye. Okumadık ki. Değil mi? Kabul yapmadım et dedik diye. Geçtik mesela. Bu dijital, düzeltiyorum, aile reddi meselesini biraz açalım mı? Yani bu tehlikeyi hocam da işaret etti ya Sefer Hocam. Az önce biz arada Elon Musk örneğinden de hareketli biraz konuştuk bunu. Nedir bu aile reddi meselesi? Yani yine çocuklara gelecek nesle empoze edilmeye çalışılan bir şey sanki bir hakmış gibi gösterilerek. Nedir bu bahsettiğimiz soybağı reddi, aile reddi? Şimdi çok... Öyle büyük patlamaya kadar geri gitmeyeceğim ama biraz ön bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi gelenekçi... En başından başlamayacağım diyor ya. Gelenekçi... Dünya bir toz bulutuydu şey. Şimdi gelenekçi deyince insanlar genelde hani dini değerleri ya da mutasip değerleri algılıyor ama şimdi Japon kanalında, NHK kanalında bir belgesel izledim. Japonların çok değerli bir çayı var. Dünyadaki en pahalıya satılan, en değerli çay şu kadarcık bir 15-20 gramlık şeyi 300-400 dolara satılıyor. Bu çayı değiştiklerimle. Bu çayı çok değerli kılan ne biliyor musunuz? Ne? 600 yıldır geleneklerini, o çayı üretme geleneklerini, kestikleri makasları bile değiştirmemeleri. O çayı o kadar değerli kılan o. Aileyi ve toplumu da değerli kılan aslında gelenekler. İşte aslında yapılmaya çalışılan bu gelenekleri altımızdan çekmek ondan sonrası kolay. Gençlerimiz de alabilirler, çocuklarımız da alabilirler. Eşleri birbirlerinden boşandırıp başka insanlarla birlikte de yapabilirler. Bu noktada işte bireyselleştirip işte sen özgürsün, sen istersen ailenden bağımsız yaşayabilirsin. İşte şu anda kabul etmek zorunda değilsin. Bu yıl oranın %25'e çıktı. Lise son sınıfta açık liseye geçme, okul reddi. Ya okulunu da bıraktırıyorlar çocuklara. Kendin evden çalışıp üniversiteyi kendin kazanabilirsin gibi şeyler empoze ediyorlar. Arada da konuştuk. Bunu en iyi neyle yapabilirsiniz? Tanınmış insanlarla yapabilirsiniz. Mesela Elon Musk'ın oğlu ailesini reddetti. İşte cinsel kimliğini de değiştireceğini açıkladı diye. Şimdi insanlar Elon Musk'ı seviyorlar. İşte girişimci, dahi gibi bize tanıtılıyor. Onun çocuğu da böyle bir şey yaptıysa demek ki bizde ailemizi reddedip böyle şeyler yapabiliriz. İşte sosyal medyanın insanı nasıl manipüle ettiğinin en tipik örneğidir. Angelina Jolie Brad Pitt çiftinin çocuğunda da kesinlikle. Evet, sonra da vazgeçti biliyorsunuz. Yani, tabii tekrar... popüler kültür ve rol model olarak neyi aldıkları. Yani rol model olarak anne babayı almadığı için, oradaki fenomeni aldığı için, çeşitli karakterleri aldığı için onların yapmış oldukları uygulanabilir örnekler olabilir. Bir çocuğun, hocam da sık sık bahsediyor. Bir çocuğun alabileceği değerler, hani çalmak doğru değildir. İşte evet. Aileni reddetmek doğru değildir. İşte arkadaşlarına zorbalık yapma. Bunlar doğru değil gibi değerleri nasıl yok edebilirsiniz? Anne ile babayı, onlar o değerleri aktarabilecek büyüklerden o çocuğu uzaklaştırarak yok edebilirsiniz. Bunu da en iyi teknolojiyle yapabiliyorlar. Ya ben mesela subliminal işgalde bunları bahsettiğim zaman yemediğimiz küfür kalmadı hocam. Yani yemediğimiz küfür ama aradan zaman geçti. Ha evet böyle bir şey varmış. Dur şimdi hala, hiç şimdi dünya kadar akademik çalışmada alıntı yapıyor. 28 evet. 29. baskısı oldu İngilizce alıntı. Ama şu var. Ben burada şu noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bizler yetişirken hep toplumun içerisinde iyi bir birey olarak yetiştirdik. Yani kötü bize gösterilmedi.
Ancak hayatın gerçeği olarak çocuklara bizim kötülük kavramını da anlatmamız gerekiyor. Kötülüğün var olduğunu, kendilerine zarar verebileceği bir takım durumları yaşlarına göre tabii. Hmm. Yaşlarına göre, algılamalarına göre bunu da aktarmak gerekiyor. Biz hep iyiyi öğretilerek, hep iyi durumu aktararak, kötüyle karşılaştığımız zaman böyle bir şeyi tahmin dahi edemediğimiz bir zaman afallıyoruz. Ne olduğunu o anda anlamaya çalışıyoruz. Aslında kötülüğün de var olduğunu aynı iyilik gibi aktarabilmek gerekiyor, anlatabilmek gerekiyor çocuklara. Hmm. Tabii artık şu son süreç içerisinde insanlar şunun farkına vardılar. Aslında birçok bahsedilen şey alaya alınan, işte komplo denilen, evet, aslında öyle olmadığı iddia edilen şeyin aslında kesinlikle gerçekten öyle, tam da öyle olduğu, kesinlikle öyle devam ettiğini birçok konuda, birçok noktada gördüler aslında. Tabii dijital noktasında özellikle biraz önceki rol modelden bahsettik ya, toplumun karşısında, çocukların karşısında neyin sunulduğu da çok önemli. Bakın hani daha önceki işte öğrencilerden, işte daha önceki mezun ettiğimiz öğrencilerle her sene gelen karşılaştığımız öğrencileri böyle kıyasladığınız zaman arada olaylara, durumlara, bakış açısının nasıl farklılaştığını, hatta gelecekteki meslek seçimi noktasında nasıl bir şey tahayyül ettiği dahi farklılaşabiliyor. Bu her nesilde, her jenerasyonda elbette ki farklılıklar olacaktı ama şu son süreçte burada çok daha farklı, çok daha uç noktalara doğru bir yönelimin olduğunu da şahit olduğumuz noktalar olabiliyor. Hani emek harcayarak, bir şeyleri çalışarak, üreterek bu anlamda kazanmanın çok da fazla iyi bir noktada değerlendirilmediği, çok daha fazla işte bir fenomen olarak işte kendisinin görmüş olduğu işte 15-20 kişilik bir listenin, evet, içerisinde yer alabileceğini hayal ederek belirli bir noktada bunun için çaba göstererek olmayınca da bunun travmasını yaşama durumu söz konusu olabiliyor. Çok eskiden aslında çok da değil, hatırlarsanız böyle sosyal medya yokken küçük yaşta dizilerde oynayan çocukların ergenlik döneminden sonra fiziksel görünümü, ses tonu değiştiğinde o şöhretin kaybıyla maruz kaldığı psikolojik bir takım çöküntülere değinirdik. Şimdi bu çöküntüyü yaşamaları çok daha kolay bu sosyal medya kullanıcısı olarak. Bu arada şu içerik üretici bazı uygulamalar dedik. Hep ben derim ya çöplük diye, yani çöp diye hepsi açıkça söylerim kendi görüşümü TikTok'la ilgili mesela. Çünkü öyle sakil, öyle ucube şeyler var ki, üretimler var ki orada, kullanmıyorum, girmedim, hesabım da yok. Ama çocukların da yani nasıl kullandığına bakıyorum. Hakikaten çok çirkin bir alan, çok seviyesiz bir alan. Yani hiç olmazsa olarak YouTube'da bir denetim var. Bazı kelimeleri kullanamıyorsunuz. Ha, sansüre de girse mesela salgın döneminde amacınız ne olursa olsun bazı kelimeleri kullanamıyordunuz. Bu düpedüz sansürdü. Onu ayrı tutuyor, onu şerh düşmekle birlikte bir düzeyi muhafaza edebiliyorsunuz. Ama ötekinde bu hiç yok. Sizin bununla ilgili bazı uyarılarınız da var. Hocama da soracağım ya mesela. Ailelerin, ilgili çocukların bir takım şeyleri, kilitleri işte yapmanız veya uygulamaları yüklüyor olmanız da yetmeyebiliyor bir noktada. Evet. Çünkü yani yetmiyor. İçerik anlamında bakıyorsunuz. Hani biraz önce dedi ki anne babaya karşı işte o belki de işte sert davranış, işte yüzüne kapıyı kapatma, anne babayı tokatlama vesaire. Bakın hani bu tarzda şeyler böyle bir eğlence hocam kültürü içerisinde, bir oyun kültürü içerisinde sunuluyor olsa dahi bunun arka planında çok ciddi etkileri söz konusu. Büyük anne büyük babayı maymuna çevirme, öğretmeni tokatlama filan, bir sürü abuk subuk bizim toplumumuza, kültürümüze uymayan, ya hangi toplum olursa olsun yani insani olmayan birçok akım oradan çıktı, o çöpten çıktı yani. Yani TikTok bakın denen Türkiye'de bu televizyon dizileri vasıtasıyla annenin işte babanın işte bir köpek figürü olarak işte gösterildiği, evet, vesaire çeşitli yapımlar vardı. Bununla ilgili ilk çıktıktan sonra biz bunları eleştirdik diye dünya kadar hücum ettiler bize. Yani o bahsettiğiniz o ıvır zıvır sözlüklerde de benzer şekilde yani. Desin, ki evet, ben ciddiye aldığım bilimsel bir platform olmadığı için ciddiye aldığım bir yerde değildir ama maalesef baştan bir şeye tepki gösterdiğiniz zaman, en azından toplumu düşünerek hareket, evet, ettiğiniz, evet, zaman sonrasında evet bunun doğru olduğu anlaşıldıktan sonra dahi bu tarzda en başında tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ancak en azından bu vicdan noktasında gerekli, kesinlikle, sorumluluğu yaptığınız için içiniz rahat oluyor. Kesinlikle. O emoji alfabesi bizi oyunlarda kullanılan, tabii, bazı uyuşturucu maddelerin sembolize edildiği
3-4 sene önce konuştuk hocam. Biz yayınlarda gösterdik evet. Hatta biliyorsunuz daha sonra, özellikle cami saldırısı çıktı. Onun İslamofobi ile ilgili evet. Oyunlarda hatırlayın. Daha sonra hatta Kültür Bakanlığı bizim yayınlardaki görüntülerden alarak ayrı bir farkındayız Gov.tr diye bir ayrı evet. Bir yapı oluşturdu özellikle İslamofobik içeriklerle ilgili. Yani bakın bu sadece hani belirli bir konu da değil. Ya yani mesela son özellikle şöyle 15 yıllık zaman içerisinde özellikle yurt dışı yapımlara baktığım zaman sürekli Türk ve Türk bayrağı ve terör ilişkilendirilmesi çok sık yapılmaya başlıyor. Şimdi bir şey sürekli alakası olsun veya olmasın doğrudan başka bir şey ile ilişkilendiriliyorsanız, sürekli onu gösteriyorsanız bir müddet sonra insan birini düşündüğünde diğeri aklına gelir. Yani siz sürekli filmin içerisinde, siz sürekli dizinin içerisinde terörizm vurgusuyla Türk bayrağını birlikte gösteriyorsanız veya Türkiye'nin bu anlamda çok önemli firmaları, havayolu firmaları da dahil olmak üzere onların logolarını dahi farklılaştırarak bu yayınların içerisinde kullanıyor ve karşılığında terörist vurgusu yapıyorsanız, bakın bu dijitalin içinde de bunu yapıyor, sahnelerinde de bunu yapıyor. Bir müddet sonra sürekli gördüğünüz için artık birini görünce diğeri aklınıza gelir. Ve eşleştirmeyi otomatik olarak zihninizde zaten yaparsınız. Çağrışım evet. Yapar. Özgürlüğe ulaşılan, kurtarılan, kurtarıcı olan noktada o karelerde hep Amerikan bayrağının olması gibi mesela. Yani ve bu dış ülkelerde kurtarıcı, özellikle özgürlük sembolü olarak. Tabii yurt dışında Türk insanlığının nasıl algılandığı, evet. Türkiye'nin nasıl algılandığı noktasında sizin karşınıza çıkabilir. Tabii burada ya efendim illa işte dizilerde şöyle yapıyor, filmde şöyle yapıyor, Türkiye'yi şöyle gösteriyor. Senin daha iyisini yapman gerekiyor. Ha biz de burada eleştiriyoruz da yani oyun noktası, yayın noktası bizim çok daha iyi içerikler üretmemiz gerekiyor. Çok daha güzel içerikler üretmemiz evet, gerekiyor. Evet o konuda geç kalmamız gerekiyor. Türkiye'nin birçok yayını var, birçok yapımı var bu anlamda. Yurt dışında da bu anlamda bu kültürü aktaran gerçekten birçok farklı ülkede izlenen Türk dizileri gibi var. Vesaire gibi. Yani bunu aktaran yapımlar da söz konusu. Bunu da bir kenara koyarak biz söylüyorum. Biz öyle mi yapıyoruz? O dizi paylaşım platformunda hani dizi şey uygulama demeyeyim platformunda işte yayınlansın diye biz de şimdi onların kuralına göre biz derken yani yerli dizilere bakıyorsunuz o orada oynatılabilmesi için işte o eşcinsellik propagandası Türk dizilerinde de yapılıyor. Evet. Yani bırakınız şeyi tam tersi bir görüşü ortaya koymayı maalesef evet. Hangi tür menfaatler öne çıkıyor bilmiyorum artık ama yerli dizilere bakın o malum şeydeki uygulamadaki dizi platformundaki yerli dizilerde de özellikle öyle de şey sakil duruyor ki oraya konuluyor mutlaka o propaganda. Yani bak bireysel olarak insanların kendi kararlarıdır kendilerini ilgilendirir. Ancak siz bunu public yapıyorsanız topluma yönelik bir geniş çocukların ailenin izleyeceği böyle bir şeyde bunu eğer veriyorsanız o zaman durmanız gereken nokta orası. Ona diyor ki o senin seçeneğin o zaman izleme. O kadar da öyle değil artık aslında öyle ama değil, hadi yani öyle diyor. Ama Twitter'da öyle değil hadi Twitter'da da öyle. Ağzını açıp hiçbir laf edemiyorsun. Nasıl linçliyorlar? Nasıl saldırıyorlar? Sen beni özgür bırakmıyorsun ki beni seni eleştirmeme ya da o görüşü eleştirmeme. Yani benim yani senin öyle bir özgürlüğün varsa evet. Benim de kendi çocuklarımı, kendi etrafımı bu şekilde kendi değerlerimde büyük özgürlüğüm var. Çocuğumun gözüne girmeni istemiyorum yani. Kesinlikle. Kendini onun gözüne sokmanı istemiyorum mesela. Yani toplumumuzu bazı şeylerden koruma hakkımız da var yani bu evet. Ne zaman elimizden alındı ben şey yapıyorum. Geçen gün bir hocamız çok güzel bir videosu vardı. Bugünlerimiz iyi. Çünkü bunları bugün uyarabiliyoruz. Uyarmamıza müsaade ediyorlar dedi. Evet, evet. Bugünler iyi günlerimiz dedi. Bunları uyarabiliyoruz dedi. Ben de hazır müsaademiz varken demin bahsettiğiniz platform hakkında. Biz hocamla sizi elimize alınca siz oraya girin. TikTok'taki bazı, şimdi TikTok'un ben tabii benim alanım çocuklarla ilgili olduğu için araştırmalarım da onun üzerine yoğunlaşıyor. Şimdi TikTok'un şöyle bir özelliği var. Yani sosyoekonomik ya da algoritmanın diğer hedeflediği kesimi bir yana bırakıyorum. Evet. Çocukları hedeflediğine dair çok somut örnekler var. Bir tanesi Massachusetts MIT, ünlü MIT'de sosyoloji bölümü öğrencileri şöyle bir test yapmışlar. TikTok'ta bir yetişkin ilk defa hesap açıp 12 saat bıraktığında bir video koyup 12 saat bıraktığında videonun 8-9 kere izlendiğini gözlemlemişler. Sonra bir 8 yaşında bir çocuğun erkek ya da kız fark etmez hesap açıp son derece normal tek bir video koyduğunda akşamleyin 12 saat sonunda 12 bin 8 bin adet izlendiğini gözlemlemişler. Yani
Birisi 8, birisi 8. 1000 kat fazla izleniyor. Neden böyle oluyor? TikTok bunun çocuk olduğunu algoritması evet. algılıyor ve daha çok öne çıkarıyor. Sebep ne? Çocuğu platformda daha fazla tutmak. Yani çocuğu o platformda daha fazla tutma amacı var. Daha fazla video öğretsin, daha fazla platformda kalsın diye. Peki niye platformda fazla kalsın? Onu da başka bir araştırmayla cevabını vereyim. Washington Post gazetesinden bir muhabir 5 tane 13 yaşın altında ve 5 tane de 13 yaş, 15 yaş arası hesap açıyor. Bu hesaplarla yani paylaşımlarını da ona göre yapıyor. Çocukmuş gibi paylaşımlar yapıyor. Bu hesapların karşısına uyuşturucu kullanımıyla ilgili, pornografi içeriğiyle ilgili ve yozlaşmayla ilgili videoların daha fazla geldiğini görüyor. Yani bir yetişkinin karşısına normal güzel dans videoları ya da inanılmaz bir basket atışı gelirken ufaklığın karşısına içki kullanımıyla ilgili ya da işte bu meydan okumalar var, tehlikeli meydan okumalarla evet. ilgili çocukların karşısına yetişkinlere göre 8 kat fazla geldiğini şey yapmış. Test etmiş kendisi hesaplar açarak, 10 tane hesap açarak bunu gözlemlemiş. Verilerle de destekleniyor. Tabii yani şimdi TikTok bunun çocuk olduğunu algoritması şeyinden anlıyor. 13 yaşından küçük çocukların kaydolması mümkün mü? Aslında değil. Aslında yasal olarak değil. Hem ses tonundan hem paylaştığı şeyden 8 dakikada anlayabiliyormuş. Yüz analizinden dahi onu yapar hocam. Yüzü değil. Şimdi bir çocuğun hangi videolara baktığını 8 dakika içerisinde baktığı videolardan onun çocuk olduğunu da algılayabiliyormuş. Sözde algoritma. Girerken evet benim yani hiç kendisi video yüklemese bile hiç video yüklemese bile baktığı içeriklerden çocuk olduğunu 8 dakikada anlayabiliyormuş. O ki zaman, onlar da belli şeylere bakıyor zaten. Yani bak, tabii, bir şey ki tabii yani oradaki yaptığı. O bahsettiğinizle alakalı başka bir çalışmada da şöyle bir şey var. Onda da şu. Reklama on. Çocuk ne kadar kendisi gibi olanı onun içerisinde görür ise o denli normalleştirmesi kolay oluyor. Evet. Ve çocuk kendisi gibi olan akranının yapmış olduğu ve eğlenmiş olduğu o çerçeveyi, o içeriği yapma yönünde bir istek doğuyor. Ve kendisi de benzer bir içerik üretebiliyor. Bu içerik üretimi, özellikle içerik yönetimi konusunda da hani geçen bir şey. Çocuğun burada kendisi gibi olanları görmesi ve onların içeriklerine sürekli maruz kalması benzer hem yaş grubu dolayısıyla mümkün olabiliyor. Hem de kendisinin bakmış olduğu içerikler dolayısıyla da benzer şeyler kendisine gelebiliyor. Bazen de o uygulamayı kabul edirken mesela Google'da işte aramış olduğu herhangi bir şey de benzer bir şekilde onun karşısında onunla alakalı bir şey içerik karşısına çıkabiliyor. İşte ne yazık ki bunların içerisinde en tehlikelisi çocukların ölümüne sebep olan meydan okumalar var TikTok'un evet. içerisinde. Şöyle bayağı hani, fiziki tehlike içeren. Tabii mesela işte akşam diyor babanızın diyor telefonu şarja sokacağı prize diyor bir 10 cent koyun diyor. Tabii babası prize sokar sokmaz orada bir kısa devre oluyor priz yanıyor. Çocuklarla işte böyle boğazını tutup beyne giden iki tane ana damarı nefessiz kadar nefessiz kalıyorlar evet. Bayılma şeyi meydan okuması gibi meydan okumalar var. Bunlar çocuklar için çok tehlike arz ediyor. Şimdi diyorlar ki iddia şöyle birisi bu meydan okumayı çıkarıyor aptalın biri. İşte çocuklarda popüler oluyor çocuklarda deniyor diyorlar. Ama bunun böyle olmadığını bu senenin başında ben bir paylaşım yapmıştım. TikTok'un içinden bir çalışan Excel tablosuyla her ay okullarda çocukların hangi meydan okumaları popülerleştireceğine dair bir liste vardı. Yani bu aslında TikTok tarafından tutulmuş TikTok hesaplarında sırası geldiğince çıkarılıyor ve TikTok'un tek yaptığı bunları öne çıkarmak. O fenomenler zaten onun içindeki tabii. fenomenler ekstra para tabii, alıyor. Aynen öyle. O fenomenleri kullanarak bunu öne çıkarmak. Bir de şeye dikkat edin. Öğretmene tokat atmak. Hepsinin sırası var. Öğretmene yani tokat atmak. Yazın yapılan meydan okuma farklı, kışınki farklı. Kesinlikle. Vesaire gibi farklı da oluyor yani. Okul tabii. tuvaletlerini kırma. Öğretmene tokat atma. Arkadaş bu boğazını tutarak bayılma hepsinin bir sırası var. Şu babaanne, anneanne, dede, büyükanne onlarla dalga geçmek. Bunların ya. Hepsinin var. Bu yüzden ben TikTok'u kötü niyetli bir platform olarak görüyorum. Yani sosyolojik kısmını bir yana bırakıyorum. Çocukları hedefleyen kötü niyetli kısmını konuşuyorum sadece. Bir de kullanıcıları bilmiyorum. Yani gerçekten çok böyle sevilen ünlü fenomenler var mı bilmiyorum da. Bizim 3. sayfa hocam siz ustasınız bizim meslekte de.
Üçüncü sayfa haberlerine konu olan birçok ama Türkiye gündeminde üst düzey duyulan birçok haberin kaynağı, hani başroldeki profil de TikTok'taki videolarından yola çıkılarak tespit ediliyor ya da orada zaten o işlediği suçun emaresi olabilecek, işte madde kullanımı gibi falan filan. TikTok'ta böyle videoların olduğu ortaya çıkıyor ama hiç değişmiyor, hep üçüncü sayfalık haberlerde. Yani profil şey de düşük, puanı da düşük, seviye de düşük. Yani bak, emniyet mesela bununla ilgili özellikle siber istihbarat anlamında, evet, ciddi çalışıyor. Yani öyle bir şey ki adam canlı yayında uyuşturucu nasıl ekilir, nasıl, evet, kullanılır, evet, nasıl yapılmalı vesaire, bunu anlatıyor. Ve yaş grubuna bakıyorsunuz, yani gerçekten ürkeceğiniz, sizi ürküten bir tablo çıkıyor ortaya. İşin ilginci, bir takım yurt dışı menşeli uygulamalarla alakalı ABD polisi bununla alakalı ciddi bir araştırma yaptı. Bazı play uygulamaları, özellikle çocukların çok yoğun bir şekilde kullandığı uygulamalarda benzer şekilde X bir uyuşturucunun nasıl ekilmesi, nasıl yetiştirilmesi gerekir. Hatta ilginç bir şey vardı. O uyuşturucuyu elde ettikten sonra hangi ülkede kaç paraya satarsınız, piyasası nedir diye gerçek piyasayla karşılaştırıyorsunuz. Oyun gibi aynı sunuluyor rakamlar. Bu oyunların uyuşturucu kartelleri tarafından özellikle uygulamanın içerisine sokulduğu, buna tespit edildikten sonra bununla alakalı platformdan kaldırılıyor. Ancak yenisinin yüklenmesi böyle 5 dakika 10 dakika. Hemen 5 dakika 10 dakika sonra yenisini yüklüyor. Hatta kullanmış olduğunuz bu telefonlardaki klavyelerin şekli, o uyuşturucu, evet, emojileri şeklinde olabiliyor. Onun içerisinde de kendisi drajelerde, içerisinde de drajek bir şey var. Bir sembolizm var aynı zamanda. Hmm. Onun içerisinde de bir sembolizm var. Onu da kullanıyorlar. Oyunu da vardı. Uyuşturucu üretip satma oyunu da vardı. Evet. Ve polisten kaçıyorsunuz. Anne baba bakıyor. Çocuk araba yarışı oynuyor. Evet. Arkadan uyuşturucu paketlerini topluyorsunuz. Ve ilginçtir. Hani polise yakalandığı zaman şunu söylüyor size. Çatışacak mısın? Teslim mi olacaksın diye. Ne demek? Yani bunu baştan soruyor. Yani polise karşı çatışabilirsin de diyor. Senin içerisinde. Bunu çok farklı varyasyonlarla görmemiz mümkün. Hatta oyunları araştırmasını yaparken oyunların özellikle Türkiye'den yapılan yorumları ben belirtmiştim. Yaşlarını falan da belirtiyor. Özellikle burada çocuklar. Yaşlarını da belirtiyorlar. Ve şu aşamada şu kadar güneşte mi bırakayım? Şu işte o zaman daha mı iyi verim elde ederim vesaire falan filan. Yani bunun gibi ve süreci bakıyorsunuz, hani gerçekten olduğu gibi bir ciddi bir şekilde mi hani aktarmış? Evet, gerçekten birebir aşamalarıyla aktarmış ama adı oyun. Bunu bu şekilde ilgili görmek gerekiyor. Yani dijitalin farklı şekillerde insanın karşısına çıkan ve suç içerisinde de kullanılabilecek bir yapısının da olduğunu, durumunun da olduğunu bilmek gerekiyor. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Chat bölümünü de kapatmak gerekiyor. Çünkü çocuklara çok rahatlıkla oradan da ulaşabiliyorlar. Evet. TikTok'ta. Evet. Birçok ebeveynin gözünden kaçabilir o. Ama farklı profillerle ulaşmanın çok kolay bir yolu TikTok. Beyza Hanım, inanın her bir platformun görevi sanki verilmiş ayrı, evet, ayrı. Evet. Yani bakıyorsunuz bir sohbet programında çocuklara başka bir şeyi terken ediyorlar. Eşcinselliği terken eden şeyler orada. İşte çocuklar anime izliyor mesela, orada intiharı terken edenler daha çok yoğunlaşıyor. Anime işte, evet, TikTok'ta, yavaş yavaş girelim. Reklamda bölünecek ama olsun, sonra TikTok'ta devam ederiz. TikTok'ta kendini şey yapanlara, zarar verenlere üstlenmiş. Ne bileyim ben, Discord'ta İşte bu hocamın söylediği gibi uyuşturucu üretmekle, dolandırıcılıkla çocukları kandırıp onların kredi kartı bilgilerini almak gibi her platformun sanki ayrı ayrı görevler verilmiş. Bunlar bu görevlere ayrılmış şey gibi. Bizim daha ciddisi var. Kurgusal atıf diye çalışmasında, makalesinde yazdığımız bir konu var. Mesela belirli bir özellikle bir cinayet işleyen bir seri katilin bir dizisi veya bu tarzdaki dizi. Kişi şunu diyor, karşılaşmış olduğu bir olayı o dizinin altında ilgili bölüme yorum yaparken karşılaşmış olduğu bir olayı anlatıyor. Ve o an diyor, Dexter gibi gerçekten bunu yapmak istedim.
Yani Dexter'de de çok güzel övülüyordu ya. O ifadeyi söylüyor. Güzel, farklı mesela farklı dizilerin farklı müdavimleri artık o dizideki karakterin her türlü hareketini, sahnesini o kadar ezberlemiş ki mesela yapmış oldukları yorumlarda adam kurgusal dünyadaki yani o izlemiş olduğu şeyi gerçek dünyanın içine aktarmaya çalışıyor. Gerçek dünyadakiyle eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü zihin bir yandan orada ama kendisi gerçek dünyanın içerisinde o sahneleri birleştirip hatta birebir onun gibi davranabilme, onun gibi yapabilme. Bu tabii şeyde kriminal tarzdaki dizilerin etkisine yönelik bunun bir efekt olarak, GCI efekt olarak bu daha önce tartışıldı. Ancak bu sadece kriminal dizilerde değil, farklı dizilerde de benzer şekillerde olabiliyor. Yani insanlar bir şekilde maruz kaldıkları içeriklerden öyle ya da böyle etkilenebiliyorlar. Bu etki kendisini farklı şekillerde gösterebiliyor. Türkiye'de işte Gecenin Bir Yarısı bir A dizisindeki lahmacun sahnesi için insanların fırınların önüne yığılması gibi veya işte X bir karakterin giymiş olduğu kıyafetin bilmem ne tüketiminde son derece artık bakın bu reklam ve pazarlama evet. açısından kullanılıyor evet. olmasının yani duman üzerinde yanında, bir şey geliyor, ticker geliyor, bunun yanında, reklam geliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Hani anlaşılabilir. Bu işte kötü bir şeydir anlamı da söylemiyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yetişkin de olsanız, çocuk da olsanız yönelimi bu tarzdaki içerikler sizi etkileyebiliyor. Evet. Olay bu. Bir de şimdi 5 dakika sonra reklama gideceğiz ama konuya giriş yapalım süreyi değerlendirebilmek adına. Şu konuşunca da kızılan Kore kültürü meselesi var. Niye peki tehlike arz ediyor Kore kültürü? Bir kere en başta bizim uzmanlarla konuştuğumuz, sizlerle de bugün konuşacağımız. Yine dönüp dolaşıyoruz orada yine cinsiyetin ayırt edilememesi yani cinsiyetsizlik empoze edilmesi meselesi var. Ha ben onaylıyorum deyip izleten bize tepki veriyor bu anlamda bilemiyorum artık ama şimdi çocuklarınız buna maruz kalmasını istemiyorsanız burada bir duralım. Niye bu kadar popüler oldu? İşte manga kitapları, animeler, müzik deseniz hani belli bir jenerasyonu aldı. Neredeyse Türkçesinden daha iyi hatasız Kore kalıpları kullanıyor, çocuklar konuşabiliyor. Ne oldu bu geçici bir şey mi yoksa bu da bir projenin parçası mı da bu kadar iç içe çocuklar Kore kültürüyle? Ya şimdi... Eskiden de Japon anime vardı da ben kendi Şeker Kız kendiyle falan büyüdüm ama yani daha masum şeylerdi bunlar yoktu. Kötü niyetli tarikatlar insanların değersizlik duygusunu işleyerek, ona bir değer vererek onu tarikata çekerler. Bu Kore kültürü, Kore popunda da ne yazık ki kendisini değersiz hisseden çocukları kendine çekmek üzere kurulmuş bir şey. Bu en çok, en büyük itiraz çocukların cephesinden gelen siz hiç mi müzik grubu dinlemediniz? Evet. Siz Metallica'nın hayranı değil miydiniz? Ya da işte Michael Jackson hayranı değil miydiniz diyorlar. Çok farklı çünkü Amerika'daki ya da Avrupa'daki müzik grupları kurulurken İşte müziğe meraklı birkaç arkadaş, biri gitar, biri baterist bir araya gelerek grup kurarlar. Bu grup kavga edip uyuşturucu nedeniyle olabilir, başka birisi ayrılabilir, solo albümler çıkarabilirler. Bunların da kurgu olduğunu iddia edenler var ama neticede bu kurgu bile olsa bu gruplarda bir bağımsızlık, grubun kendi içinde bir bağımsızlık gözlemleyebiliyorduk. Kore gruplarında ise bir bağımsızlık söz konusu değil. Gruptaki elemanların hepsi grubu oluşturan yapımcının dediklerini yapmak zorunda. Zaten çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Evet. 7-8 sene gibi bir eğitimden geçiyorlar. Ne yazık ki birazdan belki onu da konuşacağız. Ünlü moda markaları cinsiyetsizleştirmiş ya da kadına erkek kıyafeti giydirmek, erkeğe kadın kıyafeti giydirmek gibi çabalarını bu gruplara sponsorlu kıyafetler vererek oradan destekliyorlar bir kere. Yani bu gruplar sadece Kore'nin ya da Japonya'nın da animeyle bu şeyi yapıyor. Kültürlerini başka toplumlara sokma çabasının yanında yine tabii ki kapitalizme hizmet etme şeyleri de var. Ama temelinde yine ailenin çocuğuna değer vermemesi, çocuğuna vakit ayırmaması bu çocukların kolayca bunların bağımlısı haline gelmelerine sebep oluyor. Burada virgül koyalım. Kore kültürüyle ne yapılmaya çalışılıyor konuşacağız. Kendi kültürlerini tanıtmaya çabalamaları da masum kalıyor. Her ülke bunu yapar, yapmayabilir. Yani turizm açısından, tanıtım açısından baktınız ama Kore kültüründe çok farklı bir şey var gerçekten. O yüzden
buradan konuşmaya devam edelim. Belli bir amacı hizmet ettiği açık ve net ortada. Kısa bir ara verelim. Buradan devam edeceğiz. Bu bölümde hem bunu konuşacağız ki hip hop Kore kültürüyle ne yapılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda savaşın medya ayağında konuşacağız artık bu bölümde. Az sonra görüşmek üzere. Efendim son bölüme geldik artık. Özellikle ebeveynlerinin çok ilgisini çeken konuları konuşuyoruz. Bilmediğim etiketiyle buluşuyoruz kayıt dışında bu hafta. Bilmediğim etiketiyle sizde görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz, belirtebilirsiniz. Hem Instagram hesabımızda hem de Twitter'dan. Biz de takipçisiyiz. Doçent Doktor Sefer Darıcı hocamızla birlikteyiz. Yüksek mimar, bilişimci, Dijital Baba sayfasının yöneticisi Orhan Toker'le birlikteyiz. Tam da Kore kültürünün masum bir kültür tanıtımı olmanın ötesinde bir proje olduğuna vurgu yapıyorken araya gittik. Oradan devam edelim. Yine bu bölümde hem bunu konuşacağız, dijital ebeveynliği hem de savaşın medya algısına, medya ayağına değineceğiz bu bölümde. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi dedik ki turistik, yani turizm amaçlı bir tanıtım değil bu Kore kültürünün tanıtılması. Çünkü biz de küçükken, yani Metallica çok daha masum yani şu anda yapılanların yanında. Bir Metallica sever olarak söylüyorum, çok daha masum. Ama bu Kore kültürüyle yapılması hocamızın ilk Türkiye işte duyurduğu bu subliminal mesaj meselesinin çok aleni yapılışı. Oradaki figürler tıpkı Disney'in figürleri gibi ya da ortaya çıkardığı proje gençler gibi belli proje gençler var orada. Bir şey empoze edilmeye çalışılıyor. Dedi ki başta eşcinsellik ya da cinsiyetsizlik. Başka ne yapılmaya çalışılıyor? Nasıl ulaşılmaya çalışılıyor çocuklara? Şimdi şöyle birazcık grupların nasıl kurulduğundan nasıl meydana geldi. 8 yıllık bir eğitim dediniz. Evet evet. 8 çocuk yaşta bu daha 11 yaşta çocuklar alınıyordu. Şimdi 8 yaşta da elemeler yapıldığını duyuyoruz. Şimdi 11 yaşında elemeler yapılarak genelde 7 kişilik erkek grupları, 4 kişilik kız grupları şeklinde yapılıyor. Şimdi bu grupların eğitimleri şu şekilde oluyor. 11 yaşından 18 yaşına gelene kadar 7-8 yıllık bir çok sıkı bir eğitimden, askeri denebilecek bir eğitimden geçiliyor bu çocuklar. Dansları, söyleyecekleri şarkılar, şarkıyı nasıl söyleyecekleri, hangi kişinin grup lideri olacağı, bir tanesi sadece gruptan sadece biri yabancı dil öğrenip grup sözcüsü sadece o oluyor. Bu şekilde bir eğitimden geçiyorlar. 18 yaşlarına geldiklerinde bunlarla her biriyle 2 ya da 3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanıyor. Bu yatırımı geri alana kadar gruptan ayrılamazsın deniyor. Yani 3 milyon dolar kazandırana kadar bize gruptan ayrılamazsın şeklinde bir sözleşme yapıyor. Ancak herhangi bir grup üyesi hastalanırsa, uyuşturucu ya da başka bir şey nedeniyle işte ağır maddi bir bunalım geçirirse o şekilde ayrılabiliyorlar gruptan. Onun dışında şey yapılıyor. Bu grupların ben size yapılarını anlatayım. Bir kere evlerin oturacakları evler, evlerinde yerde kullandıkları halılar, pencerelerine astıkları perdeler, oturdukları koltuklar, sabah saçlarını tarama şekilleri. O zaman her şeyin sembolik bir anlamı var çünkü. Evet evet yani o gün ne söyleyecekleri, ne yapacaklarına kadar hepsi yapımcı tarafından onların eline verilerek şey yapıyor. Yani bunların hiçbirinin kendi özgür iradeleriyle grubun söylediği tek bir şey yok. Beste zaten yok. Onlara verilmiş şarkıları bir şekilde danslarıyla yapıyorlar. Bu danslardan tutun da söylevlerine kadar her şeylerin ben sembolik olduğunu ve belli bir amaca yönelik olarak hazırlandığı kanaatindeyim. Tabii ki Kore kültürü bu gruplarla Kore'nin mallarını satmak noktasında olsun, işte çeşitli dünya çapında moda markalarıyla yapılan sponsorluk anlaşmalar olsun, işin bir kapital yönü var. Bir de çocuklara ulaşmak için kullandıkları işte o dans figürlerinden tutun söyledikleri şeylere kadar semboller var. Örneğin bu kişiler en çok kullandıkları "sen değerlisin, kendini sev" sloganlarını çok kullanıyorlar.
Şimdi biz ne diyoruz? Çocuklar kendini değersiz hissediyor diyoruz. O sen değerlisin, kendi sevilmiyor diyoruz çocuklar. Anneleri, babaları, sevgileri evet. belli edemiyor diyoruz. O zaman ne yapacak? Kendini sev. En kolayı değil mi? Kendini sev. Yani hepimizin bu bireyselleştirme sembolü. Şimdi bu gruplar mesela Hristiyan bir ülkeye gittikleri zaman işte İsa ile ilgili övgülü sözler söylerler. İşte İsa ile gittikleri zaman Musevi inancına yönelik güzel okşayıcı sözler söylerler. Bizim ülkemize geldiklerinde yine İslam'la ilgili güzel sözler söylerler. Anıtkabir'i ziyaret ederler. Türk toplumunun en değerli gördüğü şeylere onlara değer veriyor gibi gözükürler. Bunlar hepsi yapımcının aslında parçalarıdır. Yani doğal olarak biz de gitsek bir yere, bizim sevildiğimiz bir yere işte onların hep kötü yanlarını söylemeyiz ki, onlara överiz. Onların iyi yönlerinden bahsederiz. Proje bu şekilde. Çocukların ben buradaki en masum olan şeydir. Çocukları görüyorum. Yani sakın burada genç ve bu grupları dinleyen çocuklar beni şey yapmasınlar. Bu müzikleri dinlemeniz son derece doğaldır. Danslarını sevmeniz son derece doğaldır. Bu dansları taklit etmeniz son derece doğaldır. Bu sizin yapınızda, o yaşınızın verdiği şeyin bir parçasıdır. Ama ne yazık ki grubun işte kurgusu içerisinde size bilmediğiniz şeyler de empoze ediliyor. Gangnam Style en başlangıcıydı herhalde. Oradan yakalandı ve belki de ilk adımıydı. Bilmiyoruz ki ya ama. Şimdi ben bu komplo teorilerini aslında şey olarak... Ama onun da bir Kore yolu şöyle, açıldı Gangnam Style'de. Tabii tabii ama bu işte hep tarihte hani lambanın bulunması da, yer çekimin bulunması da tesadüflerdi ya, Gangnam Style tutulunca böyle bir müzik stili şeyi insanları etkileyebileceklerini keşfediyorlar. Ondan sonra projeye başlıyorlar. Ben baktığım zaman cinsiyetini anlamıyorum mesela. Çocuklar biliyor da, hatta işte 12-13 yaş grubuna, benim oğlumun yaş grubuna sorduğumda söylüyorlar. O ya benim şöyle şurada gözlemlerim şu. Şimdi yine gençler çok kızdıkları bir söylem. Şimdi bu çocuklar bir gün çok feminenler. Bu çocuklar mı? Bu grubun üyeleri, erkek üyeleri. Bir gün bir bakıyorsunuz çok feminenler. Evet. Hatta grup içinde birbirlerine böyle hani cilveleşme, flört gibi, ayaküstü flörtler gibi hareketler yapıyorlar. Hani eşcinsel flörtler gibi hareketler yapıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz belden yukarısı çıplak, son derece maskülen, kaslı, son derece erkeksi bir poz veriyor. Şimdi bu çocuklar işte kafasını karıştırıyor gençlerin. Cinsiyetle ilgili kafasını karıştırıyor. Yani benim vurgulamak istediğim kısım bu. Yoksa müziğiymiş, dansıymış. Tabii ki çocuksun, gençsin. Müzik dinleyeceksin, dansını oturacaksın. İçin dökene kadar, kurtlarını dökene kadar dansını da yapacaksın. Ancak buradaki sana sürekli kafanı karıştıran formattan biz korkuyoruz. Bizim korktuğumuz, seni uyarmak istediğimiz nokta bu sevgili genç. Genç arkadaşlar. Yani giyim tarzı, söylemleri hani biz 3-4 yıl önce... Disney'in karakterlerini ve subliminal mesajlarını hocamın da şu başucu kitabımızda belirttiği o zaman konuşuyorduk ama böyle hızla Kore işte kültürü girdi ve benzer sembolleri daha farklı tekniklerle şimdi orada görüyoruz. Yatsınamaz. Bunlar var. Yani biz dediğim gibi sorumluluk gereği gençlerin kulağına kar suyu kaçıralım da belki onlarda bir bilinçlenme olur, bir şey olur. Belki bir süreçtir. Sonra kendi yollarını çizip kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler ama masum değil göründüğü şimdi kadar. Şimdi bu olaylara isyan edenler lazım. Var. Bakın hem Kore popunda bazı grup üyeleri artık bu şeye, baskıya, bu her şeyin yapmacık olmasına dayanamayıp gruptan çıkıp ne yazık ki intihar edenleri de var. Keza mesela bu eşcinsellik hareketinin çok fazla pompalanmasından rahatsız olan feminist hareketleri var. Almanya'da şöyle bir hak tanınmış, kanunlaşmak üzere. Diyelim ki ben erkek olarak... Şimdi kız mı erkek mi belli mi hocam? Çok affedersiniz Orhan Bey. Yani. Hocam bir akademisyen olarak mesafeli duruyor ama öyle yani. Ben anlamıyorum gerçekten. Değil. Baktığım zaman ilk baktığımda inceliyorum. Yüz çok yeşil, vücut şey, eril. Bir kanun çıkmak üzere. Diyelim ki ben erkeğim. Yani cinsel, atanmış cinsel kimliğim erkek ama diyelim ki artık... Kadın cinsiyetini kabul etmek istiyorum. Ona göre bana kimlik veriliyor. Almanya'da bu mümkün. Artık onun hakları da veriliyor. Yani ben gidip artık kadınların soyunduğu bir odada soyunabiliyorum. Artık kadın hakları savunucu bunlara yeter dediler. Yani bu artık olacak iş değil dediler. Bir erkeğin gelip... Almanya'da. Yani
Hollanda'da bunların tersini konuşmak bile suç. İçeri atılıyorsunuz. Yani şimdi bir erkek yüzücü cinsiyet ameliyatı geçirip kadın yüzücü sınıfında yüzmeye başlıyor. Normalde kendi klasmanında 40. 45. iken kadın klasmanında hep birinci oluyor. Çünkü fiziksel bir fark var neticede şeyinde. Bütün bunlar bir şekilde kullanılıyor. Demek istediğim o yani. Sportif alanda kullanılıyor, moda alanında kullanılıyor, pazarlama alanında kullanılıyor, işte çocuklara ulaşmakta kullanılıyor. Vurgulamak istediğimiz nokta hep bu. Yani özgürlük deyip bunları hep bir şekilde kullanıyorlar. Eurovision'da hatırlarsınız bir ucube birinci olmuştu. Yani saçları uzun ama yüzü sakallı. Hani 80'lerde kıyamet alameti diye bir sakallı bebek hocam. O zamanki gazeteciliği bilirsiniz. Bir tane çizim vardı. Robot resim. Sakallı bebek olayı vardı ya. Onun büyümüş hali gibi. Tam bir ucubeydi. Yani birçok alandan bu empoze edilmeye çalışılıyor ama şimdi savunuluyor bir de. Yani eleştiremiyorsunuz da. Yani kendi inancınızın gereği bir tipolojiyle yaşamakta bile güçlük çekerken birçok ülkede bu alanda hiçbir eleştiri yapamıyorsunuz. O dayatmaya boyun eğmek zorunda bırakılıyorsunuz. Zaten karşı çıktığımız şey biraz da bu. Yani benim orada itiraz ettiğim nokta kişinin görünüşü dediğim gibi başka bir şeyi yani kişisel olarak kendisini ilgilendiren bir konudur. Ancak olay public olduğu dayatmaya, zaman, evet. Olay topluma yönelik olduğu zaman orada durulması gereken bir takım yerler olduğunu düşünüyorum. Bireyselleştirmenin üzerinden ne menfaat burada, edilecek hocam? Burada şöyle bir şey var. Burada bu işin kültür emperyalizmi noktası önemli. Kültür normalde doğal bir etkileşim süreci içerisinde kültürlerin tanışması, kaynaşması, değiş tokuş yapması, birbirlerini kabullenmesiyle gelişen bir süreç iken belki de bu kapitalist sürecin bize en büyük dayatmalarından biri olan bu bireysellikle beraber, kendini ön plana çıkartmayla beraber kültür artık bugün üretilen bir noktaya gelmiş vaziyette. Yani kültür kendiliğinden olan, doğan, gelişen bir şey değil. Belirli bir kültür, özellikle popüler ise, bu popüler bir kültür ise sana medya yoluyla seni maruz bırakılarak dayatılan bir kültür haline gelmiş durumda. Böylelikle doğrudan etkileşimin içerisinde olduğun, doğal olarak yaşadığın, doğal olarak yeşeren bir kültürden, gelişen bir kültürden bahsetmiyoruz. Bize empoze edilen, dayatılan ve bizim aslında nasıl düşünmemiz gerektiğini, buna nasıl bakmamız gerektiğini de bir yandan söyleyen bir kültür dayatmasıyla karşı karşıyayız. Bu kültür dayatmasının en önemli aktörleri nedir, kimlerdir dediğiniz zaman bakın yine işin içine dağıtım sektörü girer, işin içerisine sosyal medya sahipliği girer, medya sahipliği girer, işin içerisine yine bunlar girer. Yani kültürel olarak neyin popüler olacağını, neyin insanlar tarafından sevileceğini, neyin reddedileceğini, neyin kabul edileceğini özellikle piyasa gücünü kullanarak, bu maruz bırakma gücünü kullanarak, bu medya gücünü kullanarak sunan bir tayfa senin bu anlamda kültürünü de ne yapabiliyor? Yozlaştırabiliyor. Tabii söylemlere bu anlamda hani dikkat ederek özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü söylemler kendi içerisinde insanları gerçekten etkileyen bir yanı da söz konusudur. İkna gücü de vardır. Hı hı. Bedenin kendisinin olsun, söylemlerin olsun, ifade ediliş tarzının olsun, yüzün olsun, davranışların olsun. Benim buradaki tek itirazım, tek buradaki kaygı duyduğum nokta özellikle kamuya yansıyan, kamuya mal olmuş artık toplum tarafından farklı medya araçlarıyla izlenen, görülen, duyulan bir takım şeylerin, bunlar bu gruplar olur veya başka bir şey olur. O kültürü üstten baskıcı bir şekliyle yozlaştırmaya çalışması, o çok övündüğümüz, çok anlattığımız Türk toplumunun aile yapısı, değer yapısı dediğimiz yapının giderek daha kötü bir noktaya gitmesi. Burada şundan bahsedebiliyor muyuz? Yani Türk toplumunun aile yapısı bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki, 40 sene önceki yapı gibi yine sağlam diyebiliyor muyuz bugün? Bakın. Korkuyoruz. Şimdi önce bir değişim, korkumuz evet, yoktu. Kaçınılmaz değişim olacak, olmalıdır da insan kendisini de değiştirmeli. Bundan bir sene önce düşündüğümüz gibi, davrandığımız gibi davranmayabiliyoruz. İnsan sürekli gelişen bir canlı olmak durumunda, gelişmeye de ayak uydurmak durumunda. Ama bir yandan da bakın,
Orhan Bey'in örneğini verdiği o çay örneğinde olduğu gibi hala aynı makasları kullanıyor olmaları, hala aynı usulü kullan, yani bir takım kendine özgü değerlerin de hala ayakta kalmasına izin vermemiz gerekiyor. Buna biraz daha sahiplenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Haklısınız. Tabii bunda en önemli nokta bu yaklaşımlar, yani oyunların içerisinde. Daha önce sizinle de mesela konuştuğumuz bir konu çok vardı. Çok detaylı program mesela, yapmıştık. Mükemmel bir program. Savaş oyunlarında işte size karşı Allahu Ekber diyerek gelen birisini vuruyorsunuz. Bunu konuştuk. Sonra hangi ülkedeydi hocam? Bir cami saldırısı oldu ve canlı olarak aynı oyunlardaki gibi canlandırarak bunu gerçekleştirdi. Yani mesela bunu DAEŞ kendi organizasyonu açısından kullanmıştı. Bunun da makale çalışmasını yaptık. Nasıl yapıyor? Oyunların içerisindeki popüler sahneler, birçok dünya genelinde çok oynanan oyunların içerisindeki popüler sahneleri alıp onu gerçek hayata uyarlıyordu. Ancak şöyle bir fark var, gerçek hayatta öldürdükleri kişi, gerçek canlı bir insan. O kendisini insan kaynağı devşirebilmek için oyunu bir propaganda aracı olarak kullanarak ne yapıyordu? Kendisine bu anlamda çıkar sağlayabiliyordu. Yani bu kültürel bozum, bu değerlere bakış açısı, bu insanların olayları algılayış biçimleri farklı şekillere kanalize edilebilir. Farklı kişiler bunu kullanabilir, uygulayabilir. Bunu bugün bir ikna süreci olarak görürsün. Yarın bir propaganda vesilesi olur. Yarın bir gün bakarsın işte Yunanistan konusunda olduğu gibi bir Yunan televizyonlarının son süreçteki işte yaptıkları gibi bir algı yönetimi, bir sürekli sabahtan akşama kadar Türkiye'ye bizi vuracak korkusuyla programları yaptıkları bir duruma da dönüşebiliyor. Bu arada arkadaşlarım da gösterecek. Hakikaten Yunanistan'da tırnak içinde komşuda müthiş bir algı operasyonu var. Takip edenleriniz video paylaşım sitelerinden, Yunan medyasından görebilirler. Başka gündem maddeleri hakimken dahi Türkiye'de onlar sürekli Türkiye şöyle yapacak, böyle yapacak, Amerika onları destekledi, aslında desteklememeli, F-16 işte verilmemeli gibi sürekli altına odun atma peşindeler. Biraz trajikomik düzeyde gerçekten algı operasyonu. Üçlü, beşli, altılı kelebek ekranlarda bu konuyu sürekli gündemde tutarak nabzı yüksek tutmaya çalışma var. Bu işte bu gerilimli süreçlerin hocamızın dediği gibi çok önemli bir ayağı. Yani bu algı operasyonu medya gücünün silah olarak kullanılması demek. Yani savaşın bir ayağı oluyor. O görselleri de bir yandan arkadaşlarımız verebilir. İşte o mesela gerilimi tırmanmaya başladığı o ifade algı yönetim literatürü içerisinde bir eskalasyon süreci olarak geçiyor. Ve bir merdiven gibi sürekli gerilimi tırmandığınız bir durum. Halka sürekli belirli bir korkuyu, kaygıyı sürekli tekrarla pompalayarak verirseniz bu bir müddet sonra hatta Henry Kissinger'ın da bununla ilgili bir şeyi var. Eğer diyor geçmişte belirli bir gerilim diyor belirli bir noktaya ulaşmış ise en ufak bir kavga bile kitlesel büyük bir savaşa diyor dönüşebilir diyor. Tabii burada ülkeleri idare edenlerin söylemleri, demeçleri de çok önemli. Biraz da kendi yöntemleriyle onlara da cevap vermek istiyorum. Biraz Miçotakis şey gibi davranıyor. Yani Yunan fitne tanrıçası Eris gibi davranıyor. Bir yandan Yunan televizyonlarının sabahtan akşama kadar pompalamış oldukları o korku durumu bir yandan da kendi eski veya yeni yöneticilerinin Türkiye'ye karşı bir algı yönetimi, bir propaganda savaşına girişmelerine de sebep olabiliyor bu. Mesela bakın bununla ilgili özellikle kalabalıkların hayal gücünü etkileme noktasında en son bir emekli generalin köprüleri vururuz söylemi vardı hatırlayacaksınız. Şimdi bir yanılsama yaratarak, mantığı uzaklaştırarak dramatik bir senaryo oluşturuyor. Aslında burada düşmana tehditte bulunduğunuz zaman bunun akıl dışı olması önemli değildir. Asıl önemli olan burada o akıl dışılığın içerisinde bir acaba'yı, bir olabilir miyi insanların zihnine bir şüphe olarak, bir soru işareti olarak sokabilmektir. Burada aslında o demecin çok fazla böyle ballandırılarak Türk televizyonlarında da buna karşılık cevaplar vererek hatta idari düzeyde buna karşılıklar verilmemesi aslında gerekiyordu. Aslında orada tamamen arzulanan karşıdaki toplumda bir kaygının aslında oluşturulmasıydı. Bakın bu sosyal medya üzerinden de çok tartışıldı.
İçeriklere baktığınız zaman özellikle İngilizce, Türkçe veya işte Yunanca girdiğiniz zaman video paylaşım sitelerinde bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Birçok binlerce kez izlenmiş video, milyonlarca kez izlenmiş videoların içeriklerine bakıyorsunuz. İçerik olarak size böyle çok basit gibi geliyor ama izlenme oranı itibariyle ve etkileşim oranı itibariyle buna baktığınız zaman ciddi bir kitle bunu ne yapıyor? İzleyerek buradaki argümanları benimsemeye başlıyor. Terör örgütlerinin ve bu eskalasyon süreci tırmanarak bir müddet sonra sizde o korkuya ve kaygıya neden oluyor. Şimdi bakın bizdeki televizyondaki arkadaşlar da ne yaptılar? Hemen bu köprüleri vururuz konusunu konuşmaya başladılar. İşte bizim füzemiz o kadar gider mi, onun füzesi o kadar gelir mi vesaire diye. Yani adamın burada yapmaya çalıştığı ama şey çok aslında eder, akıl dışı bir şey. Ama sende bunu, hatta şu an bakın şu an bile konuşuyoruz, sende bunu konuşturmaya çalışıyor. Sende acaba'yı, bir soru işaretini zihnine sokmaya. Yani bu süreçlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir gece ansızın gelebiliriz, onlar daha çok kullanıp gündemde tutuyor. Hala konuşuyorlar mesela. Hala sabah programlarında, işte gündüz kuşağında, hemen ana haber yorumlarında sürekli komşunun bu söylemi, komşu bu söylemini yapabilir mi? İşi komşunun bu tehdidi diye burada gündem değilken dahi sürekli orada sıcak tutuyorlar, altına odun atıyorlar. Yani bakın şimdi burada şu... Bununla ilgili hocam araya girdim ama mesela şöyle baktığımız zaman bunun tarihine sevgili hocamla ön görüşmemizden sonra hazırlanırken şöyle bir derledim. Bu taktiklerin nerede kullanıldığını biz hocamızla da geçmiş yayınlarımızda işledik ama şimdi biliyorsunuz Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Türkiye'yi suçlayan skandal açıklamalar yaptı. Ondan sonra hakikaten Yunanistan baktım sürekli altına odun atmaya devam ediyor. Neler oldu diye az önce Irak Savaşı'nı ikna etmek için dolaşıma sokulan görüntüleri konuşmuştuk. Mesela 15 yaşındaki Nayra'nın konuşması, evet, işte mesela petrole bulanmış kuşlar. Sonra yine... Büyükelçinin kızı olduğu ortaya çıktı Amerika, evet. Irak Savaşı'nda. Yani mesela özellikle işte o Karabatak görüntüsü. Karabatak onu da hazırlamıştık. Yani bir imaj olarak insanların zihnine kazınmış. Hatta bunu konuşurken bile aklımıza gelen bir görüntü. Hemen gözümüzün önünde. İmaj evet, olarak insanların zihnine kazındırıldı. Amacına ulaşıyordu. Yani, Doğu Ukrayna krizi sırasında o Sloviyansk'ta Ukraynalı militanın Rus bebeği annesinin önünde çarmıha gelerek öldürdüğü iddia edilen, sonra hocamızın dediği gibi zaten hep asılları bunların ortaya çıktığı için rahatlıkla söylüyorum. Bunlar hep manipülasyon amaçlı görüntülerdi. Hindistan, Pakistan'ın birbirlerini kışkırtmak için Keşmir sınırı boyunca yaşandığını iddia ettikleri aslında tiyatral çatışmalar, aslı olmayan çatışmalar. Ve terör örgütlerinin DAEŞ'in de zamanında kullandığı gibi sıradan sosyal medya kullanıcılarının ötesinde bazı resmi hesaplardan da paylaşılan, işte zaten efekt, asıl efekt de orada başlıyor. Yani resmi hesaplardan paylaşıldığında başlıyor. Ve bunu ne deniyor dediniz hocam literatürde bunu? Eskalasyon süreci olarak evet, nitelendiriliyor. Bir tırmandırma süreci olarak nitelendiriliyor. Karabatak. Bu değil mi hocam? Mesela onlardan evet, biriydi o Karabatak evet, görüntülerinin. Yani bu zeminin yavaş yavaş oluşturulması, hedefte ileride meydana gelebilecek haklı bir taarruz olduğu hmm, düşüncesinin oluşturulması ve savaşın yarın bir gün meşrulaştırılması, hak nazarında gerekli kabul alması noktasında bu sürece işletildiğini görüyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, yani Yunan televizyonları bunu Türk televizyonları kadar deneyimli ve Türk televizyonları kadar gerçekten yayıncılık kalitesi açısından bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Türk televizyonları bu açıdan çok daha iyi hmm, Yunan televizyonlarından. Hatta bazı kanalların, yani bizde yerel televizyonlarda dahi olmayan şeyler de çok daha kötüsü hmm, yayın kalitesi, içeriği, görüntü, grafikler açısından olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada açık ve net bir şekilde aslında ifade edilmesi gereken şu. Yani kendi memleketleri Amerika'nın bir uç karakolu haline gelmiş ve şu an kendi torunlarının torunlarına bırakacakları bu savaşla ilgili almış oldukları malzemelerden kalan bir borç söz konusu olacak. Ve inanın böyle bir ileride böyle bir savaş durumu olursa bunun ne Türkiye'ye ne de bu anlamda Yunanistan'a bir faydası olacak. Hmm. Bundan en çok faydalanacak olan Amerika olacak yine. Yani burada yapılması gereken çok bariz bir şekilde adaların silahlandırılması konusu noktasında kendi hükümetlerin aslında bu noktada bir baskıyı yapmaları, kendi kamuoyunu yapması gerekiyor. Yani bunu özellikle şu açıdan da söylüyorum. Bakın Yunan televizyonlarından burada Türkiye'den yayın yapan birçok kişi var. Hı hı.
Ancak benzer bir sürecin yani Yunanistan'daki kamuoyunun o algının da nabzının da sürekli takip ediliyor olması gerekiyor aynı zamanda. Ve işte ya kamuoyunun mu halkın tabii yani Yunan halkının Yunan da bu anlamdaki tepkisinin ne olduğu, yaklaşımının ne olduğunun birebir takip edilmesi gerekiyor. Yayıncılık anlamında söylüyorum. Hı. Özellikle bunu karşılıklı yayıncılık anlamında. Şimdi siz televizyonu her açtığınızda kanalları değiştirdiğinizde kanal ya da işte sosyal medya üzerinden bir video paylaşım platformunda her girdiğinizde ülkenize bir saldırı yapılacağı ile ilgili diken üstünde bir durumun üzerinde bir gerilimin üzerinde düşmanlı yaşadığınız canlı zaman tutmaya çalışıyorlar tabii ya bunu sürekli canlı tutmanız gerekiyor ki halkta yapmış olduğunuz müdahalenin meşru olduğuna dair bir inancın bir kanının oluşması gerekiyor. İhtilaşını medyada sürdürmeye çalışmak. Bunu neyle yapacaksınız? Askeri bir terim olmuş. Yayınlarla yapacaksınız ve bazen çok uç söylemlerle yapacaksınız. Yani işte köprüleri vururuz söylemi gibi yapacaksınız. İşte aslında onlara farklı kendi yine o generale de anladığı dilden cevap vermek lazım. Havada savaşta Wells şöyle diyor. Sessiz insanlar sabah sokağa çıkıyor. Tepelerinde geçen hava filolarını görüyorlar. Orayı değiştirebiliriz. Tepelerinden geçen dronları, intihar dronlarını görüyorlar. Ölüm akıta akıta, ölüm akıta akıta der. Şimdi İstihbaratı karşı koymayı burada ben yapacak değilim ama medyadaki arkadaşlarımızın da bizim burada da bir konuyu tartışırken bunu sadece teknik anlamda değil işin biraz da bu boyutunu düşünerek yapması gerekiyor. Yani eğer senin karşındaki televizyonlar bunu sürekli körükleyen yorumlarla şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bunu kendi halklarına bunu pompalıyorlarsa ki Türk halkının hiçbiri bu anlamda gerektiğinde evet savaşır. Ama şu an hiç kimsenin de durduk yere de savaşı isteyeceği bir durum söz konusu değil zaten. Ama bunu sürekli insanlara pompalarsanız, sosyal medyanızda pompalarsanız, resmi açıklamalarınızla bunu pompalarsanız, dijital ortamlarınızda, yayınlarınızda, radyonuzda vesairenizde bunu yapar iseniz karşılığını da bunun almanız gerekecektir. İşe biraz da bu noktada bakmak gerekiyor. Söylem önemlidir, ne dediğiniz önemlidir, gücün nasıl kullanıldığı önemlidir. Yine Henry Kissinger'ın bununla ilgili bir ifadesi var. Güç sizin der, neye sahip olduğunuz değildir. Güç karşıdakinin sizin neye sahip olduğunuzla ilişkin düşünceleridir der. Neyi, sizde neyin olduğuna ilişkin düşünceleridir der. Yani işte bu yayınlarda siz istediğiniz kadar işte biz 200 uçaklık bir filo göndeririz, işte şunu yaparız, bunu yaparız ne kadar derseniz deyin. Türkiye'nin size savunma sanayi anlamında göstermiş olduklarının dışında acaba göstermediği neler var diye de düşünmeniz lazım. Acaba bugüne kadar onun bir sunumu yapılmayan, bir projeksiyonu yapılmayan sizin herhangi bir şekilde bir animasyon çalışmasını veya bir prototipini veya bir örneğini görmediğiniz acaba neler var diye düşünmek gerekir. Yunanistan açısından söylüyorum bunu. Eğer gördüklerimiz bunlar ise görmediğimiz halka açılmamış olan, tanıtımı yapılmamış olan acaba savunma sanayinde hangi ürünler var? Hangi acaba o uçakları indirecek mekanizmalar var? Acaba denizin altından gidecek hangi dronlar var vesaire falan bunları da düşünmek lazım. Söylemi bu anlamda kendi halkınıza yönelik yaparken bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bunun kazananı emin olun hiçbir zaman Yunan tarafı olmayacak. Amerika bundan da çok daha fazla kazanacak. Ve samimi yapıyorlar açık oturumlarda mesela hani onların hafif bazen İsrail'de de görünen huysuz şey vardır yani çocuksu tartışmaları. Genel bir psikolojidir bu. Bilmiyorum coğrafi kodlamalarından kaynaklanıyor herhalde. İşte Amerika bize öyle söz vermişti de olmamıştı. Şimdi Türkleri savunuyorlardı. Türkiye'nin yanında oldular. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Bize böyle söz vermişlerdi. Biz onlara bunu vermiştik. Bunu görürsünüz. YouTube'da var yani. Açıp izleyebilirsiniz. Yani onlar Amerika'ya da sistem ediyorlar. Tarihsel süreçlerinde kendi ülkelerinde böyle savaşarak kazanmış falan bir millet değildir. Zaten hani işin o açıdan baktığınız zaman. Evet canım. Almanya destek, ancak, Amerika destek. Ancak şu vardı. Yani tabii hani biz kazanırız, siz kazanırsınız olayından ziyade savaş her zaman için her iki tarafın da aslında kaybedeceği bir yapıdır. Her iki tarafın da kayıplarının olacağı, her iki tarafın da güç kaybedeceği bir durumdur. Savaş, Clausewitz'in bir ifadesi var. Der ki, mevcut politikanın devamıdır der aslında. Yani politikanın bir yöntemi, farklı bir yöntemidir, uygulama yöntemidir der. Eğer politikalar bu anlamda ortada bir barışı sağlamaya veya çözümü sağlamaya yönelik olursa problem ortadan kalkacaktır zaten.
Ki bunun tırmanması süreci, bu bizim şu an bunu konuşuyor olmamıza kadar gelen süreç içerisinde yoğun bir askeri sevkiyatın olması. Yani gerçekten sen bu adalara niye bu kadar silahlandırıyorsun? Neden bu kadar Amerikan askeri burada? Neden bu kadar Amerikan silahı burada? Cevap Rusya. Daha önceden yok muydu senin Rusya ile ilgili böyle bir şeyin? Bir de bunu da sormak lazım. Ha, şimdi ha, mevcut durumda itibariyle yani, durumlar, evet, koşullar değişti. İşte süre biz ona söyle geldi. Bunu niye yapıyor diyor o zaman da. Yani burada en ufak bir sancılı bir durumun, en ufak bir çatışma durumu, küçük bir çatışma durumu dahi topyekin bir savaş haline dönüşebilir. Ve bunda özellikle Yunan taraf açısından bunu söylüyorum. Uzlaşmaz tavır veya halka sürekli bunu pompalamak size ileride hiçbir şey kazandırmayacak. Ki Yunan tarafıyla da kurulan birçok arkadaşlıklar, dostluklar da söz konusu. Bunları da sen tarihsel süreç içerisinde zaten az olan bu yapıyı da kaybetmiş olacaksın aynı zamanda. Ama bunu da ifade etmek gerekiyor. Kodların da var. O Miçotakis gider, sonraki gelir. O yani tabii ki bunlar bir gerçek. Bir kanal bunlar bu çünkü. Bir gerçek. Ben sadece samimi olarak onlara, evet, yani Yunan halkına yönelik en az, çünkü biliyorum ki birçok televizyon paylaşım sitesinden bunu izleyecekler. Evet. İzliyorlar, sonra kendi kanallarında bunu konuşuyorlar vesaire yapıyorlar. Ben samimi olarak bunu ifade ediyorum. Yani herhangi bir söylemde bulunurken bunun arka planında neyle karşılaşabileceğinin hayalini iyi kurman lazım. Karşında neyin olduğunun hayalini iyi kurman lazım. Sabahtan akşama kadar göstermiş olduğunuz Türklerin şöyle silahı var, şu animasyonlarıyla vesaireleriyle gösterdiğiniz cihazlar sizin bildikleriniz. Bilmedikleriniz acaba arkada ne var? Onu da bir düşünmek gerekiyor. Sana gösterdiği, benim yaptığım dediği bunlar ise sana göstermediği neler var acaba? Onu bir düşünmen lazım. Kimsenin bu anlamda tetiklemesiyle, Amerika'nın seni iteklemesiyle böyle bir yola girersen şu an hali hazırda torununun torununa borç bıraktın. Ondan daha da kötü duruma düşebilirsin. Buna dikkat etmek lazım. Bilmiyorum sert mi konuştum. Sosyal medya ama kullanıcısı yani olan komşular artık izleyecektir bu açıklamayı. Haber. Eskiden derdik ki çocuklara haber izletmeyelim. Şimdi neyi izleteceğiz onu bilmiyoruz. Yani haber biliyorsunuz hem onların yaşına uygun değil diye gelişimler açısından karşı çıkardık. Ama haber konusu olan birçok şey artık her yerde. O yüzden siz bir baba olarak mesela kontrol edebiliyor musunuz ya da sınırlayabiliyor musunuz ya da seçimlerine müdahale edebiliyor musunuz? Biz bu kadar böyle haber gündemi bir yandan konuşuyoruz. Aslında yaşamın bir parçası, bizim coğrafyamızın parçası ama bu gündem. Siz mesela yönlendirebiliyor musunuz kızınızı sosyal medya kullanımında ya da televizyon kullanımında? Bu cevabı imkansız diye cevap vermemiz gereken bir soru. Niye? Çünkü aslında ben, sen, o yok, biz diye bir şey var. Şimdi ben evde böyle şeyleri izletmiyorum, böyle içeriklere maruz kalmasını engelliyorum. Bir şekilde onu güvenli bir ev ortamında kavgası şeyi az olan, huzuru bol olan bir ev ortamında büyütmeye çalışıyorum. Ama okula gidiyor geliyor, bütün bu haberleri ben ondan duyuyorum. Arkadaşları konuşuyor çünkü. Yani ben ne kadar bir ebeveyn olarak doğru adımlar atsam da bir arkadaşın annesi babası gerekli önlemleri almadığı zaman, gerekli evdeki huzuru sağlamadığı zaman o çocuktan negatifi kapıp gelip evde de aynı endişeleri, aynı güvensizlik duygularını benim kızım da yaşayabiliyor. Bu nedenle hepimizin görevi aslında ebeveynler olarak, benim çocuğum senin çocuğunu bozabilir, senin çocuğun benim çocuğumu bozabilir. Hepimizin görevi. Bu yüzden değerler. Hocamla başından beri hep değer diyoruz. Ailelerin çocuklarına yakın olması diyoruz. Çocuklarına değer vermesi, vakit ayırması gerekir diyoruz. Tıpkı işte o çay nasıl değerliyse, gelenekler bozulmadığı için, biz de geleneklerimizi bozmazsak bizim çocuklarımız da toplumumuz da o kadar değerli olur. Yani burada aslında bir yandan da sizin sorunuzu duyunca da şunu hissettim. Haber izletme meselesi. İnsanlar artık neyin doğru ve neyin yanlış olduğu noktasında tam bir korku hipnozu yaşıyor. Evet. Yani bir gerçeklik anarşisi diyebiliriz buna. Bir gerçeklik anarşisi yaşıyor. Ne gerçek, ne gerçek değil. Ve biz hangisine inanmalıyız, hangisine inanmamalıyız. Ve güvenebileceği bir kaynak, güvenebileceği bir dal arayabiliyor. Bakın bugün
Hani hep diyoruz doğru bilgiyi seçmek. İltifatlar bile ona göre farklılaşabiliyor. Yani dürüst insan diyorsun. Mesela bak dürüst insan. Hı-hı. Yani olması gereken o ama dürüst insan bir iltifat olarak değil mi? Çünkü diğerlerinden farklı. Dürüst. Bakın hani olayları algılayış biçimlerimiz, durumlara bakış şeklimiz farklılaşabiliyor. Bunlar bir insanın bu anlamdaki davranışı işte geçmişten genetik olarak getirdiği bir takım özellikler, o ana kadar yaşamı boyunca yaşamış olduğu deneyimler, travmalar, geçmişte deneyimledikleri ve hali hazırda geleceğe ilişkin beklentileriyle içinde bulunduğu konteksin, bağlamın bir araya gelmesiyle oluşur. Ve bunların hepsi bir araya gelince bazen karşımızda çok daha farklı bir tablo görebiliriz. Şimdi bugün böyle düşünüyor olabiliyorsunuz. Yarın bir bakıyorsunuz ya işte o söylediğim şöyle mi, şöyle düşünüyorum diyor. Veya diyoruz ki dijitalle ilgili özellikle işte bugün şu yanlış gördüğümüz bir şey yarın işte diyor doğru olabilir diyor. Şimdi tamamen tam bir doğrulama yapamadığımız için içinde bulunduğumuz bir kargaşa durumundayız. Bunu o bahsettiğimiz gerçeklik eşiğinde de aslında anlatmıştım ben size, hatırlayın. İnsan sanal olanın, sanalda kendisine verilen doğrular ve yanlışlar ile gerçek hayatta içinde bulunduğu toplumdaki doğru ve yanlışları iç içe geçirdiği zaman neyin gerçek, neyin tam anlamıyla doğru olmadığı kargaşasına, bir gerçeklik anarşisine düştüğü zaman gerçekle, sanal arasındaki, gerçekle kurgu arasındaki o ince çizgi olan gerçeklik eşiği bulanıklaşmaya başlıyor. Yani bir sınır ortadan kalkıyor. İnsanlar kurguyu gerçeğe, gerçeği de kurguya atfetmeye başlayabiliyor. Özellikle hani dijital teknolojiden bahsettik. İşte VR teknolojileri, artırılmış gerçeklik teknolojileri. Daha önce sizinle yaptığımız programda o kitapta ilk örneği vardır. Sinema filmi izlerken hatta kokunun dahi anlık olarak sizlere verildiği durumlardan bahsetmiş. Ta yıllar önceydi bu. Bakın böyle bir durumda dahi gerçekliği çok daha fazla, çok daha boyutlu olarak hissedebilmeniz, sanki onun içerisinde olabilmeniz sizde farklı durumlar da oluşturabiliyor. Bunlar bazen biyolojik olarak, bazen psikolojik olarak sıkıntılar şeklinde karşınıza çıkabiliyor. O VR işte gözlükler mesela, zannediyorum 20 dakika mıydı onların, 15 dakika mı? 15 dakika. 15 dakika değil mi? Bir uyarı süresi var. Yani onu ondan sonra dengeyle ilgili sıkıntı yaratıyor bildiğim kadarıyla onlar. Şimdi bir yandan işin böyle bir boyutu var iken bir yandan da şunu konuşuyoruz. Acaba diyoruz işte bizler sağlık alanında dijital uygulamaları nasıl kullanabiliriz? Acaba uzaktan bu anlamda robotik ameliyatlarla alakalı neler yapılabilir? Acaba biz Metaverse gibi ortamların içerisinde eğitim materyallerini çok daha uygun, çok daha gerçeğe yakın bir şekilde gençlere gösterebilir miyiz? Bakın biz bunun içerisinde olmalıyız. Dijitalin içerisinde olmalıyız. Üretim aşamasında da olmalıyız. Bunu yönlendirme, kendi kültürünü anlatma, tanıtma aşamasında da olmalıyız. Ve bu içerikleri bizler üretmeliyiz. Bunlardan yakınmaktansa bizler üretmeliyiz. Bizler bunun dağıtımını yapmalıyız. Bizler bunu insanlara aktarmalıyız. Kendi içimizdeki değerlerle beraber bunu aktarmalıyız. Metaverse'de de olmalıyız. Bizim alanımız olmalı. Tabii her yerde olmalısınız. Yani biz sanayi devrimini kaçırdık ama bakın teknoloji devrimini, bir internet devrimini, bir dijital devrimi kaçırmamamız gerekiyor. Gerçekten zehir gibi çocuklar var ve bunlar yazılım noktasında ve bunlar teknoloji noktasında çok çok iyi beyinler. Bunları kör etmeden, önlerini açarak, doğru yola kanalize ederek topluma, devlete bu anlamda katma değer sağlayacak teknolojiler üretmeliyiz. Bakın bugün herhangi bir işte savaş konusu konuşuldu. Herhangi bir savaşta veya şeyde ürettiğimiz teknolojinin bu anlamda bize sağladığı bir o gururu bir duyuyoruz değil mi? Hı hı. Bir de aynı zamanda işte onu sahipleniyorsun. O ülkede yaşayan bir insan olarak, bir vatandaş olarak onu da sahiplenme duygusu içerisine girebiliyorsun. Yarın bir gün senin ürettiğin şey ne kadar fazla olursa, bu yazılımcı gençlerin ürettikleri ne kadar fazla olursa, teknolojiyle iç içe olanların ürettikleri ne kadar fazla olursa ve bu topluma katma değer sağlar ise bizler o denli o zirvelerde daha fazla görünmeye başlayacağız. O denli artık Türkiye değil, Türkiye ifadesi çok daha fazla kullanılacak. Belki senin dilin dahi çok daha fazla kabul edilebilir bir noktaya gelecek, konuşulacak. Hı hı hı. Hocam Metaverse'e getirdi konuyu.
sizinle de konuşalım istiyoruz Metaverse'ü. Zaten şöyle yavaş yavaş son 8 dakikamıza da girdik. Bu bölümde biraz Metaverse'ü ayıralım. Çünkü sizin de çocuklar ve Metaverse'le ilgili yayınlarınız var, söylemleriniz var. Onlar şimdi şöyle düşünmek lazım diye benim görüşüm bu. Hani var ya, belki ona programlanmıştır diye bir espri hani bir filmden. Şimdi bu doğan çocuklar da dijital dünyaya programlı, uyumlu çocuklar. Yani bizim gibi değiller en azından diyorum. Biz yine iyi bir uyum gösterdik. Olanca organikliğimize rağmen iyi bir uyum sağladık yine. Şimdi çocuklar da ona programlılar. Sizin o belirttiğiniz akılsız tahtalar daha iyiydi meselesi var ya hani. Onlar akıllı tahtaya uyumlu başladılar, gidiyorlar. Dijitale daha yatkınlar filan. Ama Metaverse yine bilinmeyen bir alan ya. O yüzden bizi düşündürüyor tabii. Korkuyoruz. Endişe ediyoruz. Hani hem nasıl koruyabiliriz hem de daha böyle akademik, bilimsel anlamda baktığınızda nasıl gerisinde kalmayabiliriz gibi birçok endişelerimiz var. Şimdi çocuklar ne olacak, ne yapacak Metaverse'de? Giriş nasıl olacak, kontrol edebileceğimiz bir alan mı olacak daha bunu edemiyorken? Ama arada konuştuğumuz mesela bunun faydalı toplum yararına çevrilebilecek platformlar oluşturulabilir mi? Mesela dedik ki anne babalığın orada simülasyonu olsun. Hatta şu 5 ay 6 aylık kurslar, gece uyanma, emzirmeye kalkma, işte iki oturup laf edememe, dışarı çıkamama, hep çocuğun işte bakacak biri sorunu, okul masrafı, onun her şeyle böyle bir simülasyon süreci olsa da ondan sonra bunu, bu sorumluluğu taşıp taşıyamayacağına karar verse dedik mesela. Hani ne olabilir ebeveyn için, çocuk için sizin alanınızdan Metaverse? Bu arada hocam hemen siz başlamadan yani önce Metaverse ile ilgili hani bilen bilmeyen çok kişi konuştuğu için geçenlerde bir tweet atmıştım. Metaverse'ü cümle içerisinde eğer kullanırsak daha iyi anlarız diye. Metaverse topu tut vesaire falan gibi. Evet. Ben Metaverse gördüm gibi. Ya şimdi bırakacağım Orhan Bey'e de. Daha yeni bir kavram olması. İşte bilinmemesi zaten çok. Daha hani şu an çok birçok aslında geçen makalelerde de bakıyorsunuz yani firmaların işte Metaverse'e ilişkin tanıtım bültenleri gibi falan filan olabiliyor falan. İstihdam sağlanıyor tasarımcılar. Olabiliyor. Yani. Ancak hani şunu söyleyebilirim. Direkt böyle bu kötü falan filan şeklinde değil. Bu nasıl bir katkı sağlar? Bu topluma nasıl bir katkı sağlar? Hocam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni orada okuyabileceksek tamam, bu güzel tarafı da. Vallahi gidemeyen yani. Yeni bir bölüm açıyoruz şimdi. Yeni medya ve iletişim, mutlaka beklerim. Yeniden eğer üniversite okuma niyetiniz varsa içerisinde işte Python'ından animasyonuna, web mobil uygulamalarından blockchain'lere kadar birçok farklı ders de olacak. Yani çocuklara bunu mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar fazlasıyla öğretelim. Hı-hı. Onların becerileriyle birleştirelim. Ortaya bir şey çıksın istiyoruz. Yani katma değer sağlayan bir şey çıksın istiyoruz. Bütün çabanız bunun için. Evet. Ya şimdi bugün teknolojide yaşadığımız birçok sıkıntının aslında temelinde etik değerlerin, hem bu teknolojik içerikleri üretenlerin hem de tüketenlerin etik değerlerini yeterince düzgün oturmamış olduğunu, yani o var, hepsinin altındaki sıkıntı bu var aslında. Şimdi Metaverse'ü iyi anlamda, zaten Metaverse bence 15-20 yıldır iyi anlamda kullanılıyor. Yani mesela tıp eğitiminde artırılmış gerçeklikle bir vücudun anatomisi hiçbir kadavra kullanmadan, kadavrada olamayacağı kadar daha başarılı, daha bir netlikle tıp öğrencilerine gösterebiliyor. Hatta tıp öğrencisi bir beynin yapısının içerisinde bir seyahat ederek beynin bütün detaylarını görebiliyor. Zaten bu teknoloji eğitim deneme oranında, yanılma da yapıyor orada. Tabii yani, deneme yanılma da cerrahi yapıyor. İşlemlerde özellikle. Hatta geçen yıl bir arkadaşımın çocuğu Ankara İbn Sina Hastanesi'nde robotik ameliyat. Önce doktor bunu çocuğun hazırlanmış, çekilmiş MR üzerinde ameliyatı defalarca yapıp başarılı olduktan sonra doktor çekiliyor, robot ameliyatı yapıyor. Yani doktor hatalarını falan simülasyonda giderdikten sonra gerçek ameliyatı robot yapıyor. Bu alanda zaten Metaverse güzel kullanılıyor. Yani artırılmış gerçeklik, Web 3.0 teknikleri hep çok güzel kullanılıyordu. Metaverse'ün benim alanımda gördüğüm ilk uygulamaları ne yazık ki
kötü amaçlı. Yani pratiğe dökülmüş çok anlamda. Çok da basit bazı şeyler. Çok basit. Evet. Evet. Mesela şimdi bizim kendi kullandığımız iki boyutlu Metaverse Instagram'dan bahsedelim. Instagram'da ben insanlara bilgiler verebiliyorum. Evet. Ben bu bilgileri verebildiğim gibi bazı insanlar işte kullanılmış çocuk çorabından yola çıkarak sapıklık yapabiliyor. Bunun aynısını artık üç boyutlu sanal bir dünyanın içinde yapılmaya başladığını düşünün. Oranın Instagram'ı var mı? Var. Birkaç tane girişimci sandbox dediğimiz yani sanal ortamlara insanların girebileceği, işte oradan arsalar alabileceği, mağazalarını kurabileceği eğlence mekanları olan bazı ortamlar kurmuşlar. Bu çok yaygınlaşmasa da Arjantinli girişimcinin var, bir Avrupalı, bir Rus girişimcinin var ve ne yazık ki bunları bizim bildiğimiz artık merkezi otoritenin kontrolünden uzak blockchain teknolojisiyle yapıyor. Yani hiç kimse tarafından kontrol edilemez bir ortamda yapıyorlar. Bu ne demek oluyor? Şimdi burada çocuklarımızın içinde bulunacağı tehlikeleri Metaverse'in içinde kontrol edemeyeceğiz demek oluyor. Sapkın bir kulübe girebilir Nightclub. Girebilir ve, kontrol bir merkezi otorite tarafından. Var ya 18 yaşından büyük müsün değil misin? Bu arada son 3 dakika o yüzden evet, hocama yöneldim. Evet. Hemen o zaman noktalayayım. Nasıl onaylayıp giriyorsa çocuk. Hemen noktayım. Yok buyurun yani sizinle bir toparlayalım diye. 3 Daily Mail'den 3 tane İngiliz gazeteci çocuk bir tanesi 13 yaşında bir kız çocuğu bir tanesi yetişkin bir tanesi de genç olarak Metaverse'e giriyor. Şimdi kız çocuğun etrafında bazı tipler toplanıyor ve kıza sapık hikayeler anlatmaya başlıyorlar Metaverse'in içinde. Şimdi diğer Daily Mail muhabiri genç olan diyor ki ya bu kız çocuğu niye yapıyorsunuz diyor. Burası Metaverse diyor adam. Biz burada her türlü fantazimizi yaşamak için girdik diyor. Sonra öbür yetişkin olan hayır diyor ben bu çocuğu koruyacağım diyor. Ya sen niye geldin ki buraya diyor. Yani bu çocuğu korumak için mi? Ne bu çocuk da 13 yaşında olmayabilir diyor. Ne biliyorsun diyor kendi şeyiyle girdiğini. Neticede dediğim gibi bizim teknoloji kullanırken ya da üretirken etik değerlerimizin ne olduğu önemli. Yani Metaverse'in içinde aynı şey geçerli. Bu işin içine eğer etik değerlerini o firma Arjantin'deki mesela girişimci, Rusya'daki girişimci etik değerleri kollayarak ben çocukları burada koruyacağım ya da burada hırsızlığı özendirecek, uyuşturucu üretimini özendirecek şeylere asla izin vermeyeceğim gibi bir değer, bir temel üzerine kurabilirse ne güzel. Temenni ediyoruz. Çok zamana ihtiyacımız var öyle görünüyor ama şimdi gözlüğü almazsanız giremez. Zaten daha amatör bir düzeyde olduğunu biliyoruz Metaverse'ün düşündüğümüzün aksine. Ama o da bu kadar hızlı giriş yaparsa birçok dijital materyal gibi gözlük de olmadan hayat devam edemiyor hale getirilirse o zaman hızlı bir geçiş yaparız. Hazırlıklı olmak lazım. Dijital Baba Orhan Toker. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İlk konukluğunuzda yine ağırlamak isteriz. Sosyal medyada takip edenler bilir. Söylediğim gibi ebeveynlerin çok takip ettiği bir isim. Sağ olun, var olun. Ve doçent doktor Sefer Darıcı hocamız bizimle birlikteydi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkürler. Özete geliyorsunuz. Yine çok keyifli bir program oldu. Sağ olun, var olun. Ve sizlere teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Bizimle olduğunuz için ve bilmediğim etiketiyle katılım gösterdiğiniz için sağ olun, var olun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. İyi bayramlar.